çok aramızda. Ne beddulam var ne de ağrım. Miram Hanım. He? Ya bunu yapmak zorunda kaldım. Eklemiş galiba, öyle diyor. Bunu durduralım bence. Hiç kimse bunu durduramaz. Yok ya. 5 dakika falan veremem ben sana. Bu birazcık insanlığın varsa bunu şu an kes. Yeter be, bırak sahneyi, rahat bırak. Sinirim bozuldu. Ay. Merhaba Coşkun Bey, merhaba. Nasılsınız? Arkadaşlar, eski dostlar kadrosu Bursa turnesine gitmek üzere. Teker teker otobüse biniyor şimdi. Yolunda gezersin, gözlerini süzersin. Aa, gelin mi kaçıyor? Aa. Ne oldu? Döndüler mi seni yoksa kaçtın mı? Hayırdır bu ne kamera filan? Bir ihbar var. Evet. Onunla alakalı sizi durdurduk. Herkesin kimliklerini alabilir miyim? Ne dedi ki? Beni zorla evlendirmek istiyorlar. Köye bırakın dedi. Köye bırakın dedi. Altınlarım ver. Yani toplanan altınları ver bize. Evet siz şimdi konuşun. Çok konuşuyordunuz. Çantasından altınlar çıktı. Gelinin altınları. Sizi alabilir miyiz lütfen? Olur. Hadi. Ya. Risk altında ya. Hepiniz hoş geldiniz. Haydi. Ben de bu da değil. Haydi. Tüm stüdyo delirdik arkadaşlar. Yani böbrek yetmezliği olmaz. Emin misiniz? Böbrek yetmezliği diyorum ben. Hayda. Felç geçireceğim şimdi. Ya. Başına ne gelirse gelsin Gani abi yüzünden olacak. Ay! Ay. Allah! Niye ben bilemiyorum anlamadım. Ers tıraş bıçakları diye bir firmayla görüştük. Ben köseyim de. Dürüst keserim sakalı. Paraya gelirim. Gitmez ben parayı alayım dedim. Kardeşim money talks, bullshit talks. Bütçeniz ne kardeşim? Falan diye. Ben Hakan Bey'in hayranıyım. Bir fotoğraf alabilir miyim? Nasıl olacak Fenerbahçe'nin durumu? Bir daha çektirin şimdi fotoğraf. Hanımefendi bizi çekebilir mi? Bir de dik tutar mısınız? Story'e koyacağım. Tabii. Filtre yapıyorum da. Anladım. Oğlum story'ler, filtreler. Nasıl? Garip garip şeyler yapmayın. Yok abi. Lütfen gerçekten artık çok sıkıcı olmaya başladım. Bir şey soracağım. Yürüyün şuradan ya. Tamam lütfen beyefendi. Ya tamam kardeşim gitsene. Hazır olun arkadaşlar, bakın bu zamanlamanın tutması lazım. Bir şey yok. Tamam. Bir dur lan bağırmadan. Lan bana ne? Lan bana ne? Çok aramızda. Bu kez şaka ekibine yakalanan ünlümüz İrem Derici oldu. Hem de konser sırasında şakaladık genç sanatçımızı. Şarkılarını söylemeye devam ederken arkasındaki dev ekranda bir anda bir erkek beliriyor. Sonra neler oluyor neler. Bu akşam İrem Derici konserine gidiyoruz. Yani sürprizimiz İrem Derici'ye. Konserin bir bölümünde aniden arkasındaki Barco Vizyon'da sen belireceksin Kemal. Sevgilin seni terk etmiş ve sen de bir çok başarılı ve becerikli bir hackersın. Ve diyorsun ki, ey İrem abla, İrem abla, beni sevdiğime kavuştur. Ve Nur, sen getiriyorsun arkadaşını. Ofelya oyuncumuz. Ofelya şu anda kostümünü giyiyor, hazırlanıyor. Ofelya ile ikiniz seyirciler arasında oturuyorsunuz. Ve sen, sevgilim şu anda konserde dediği zaman sen önce bir direniyorsun ama sonunda diyorsun ki evet, evet, burada, burada. Ve
Biz zaten arka taraftayız. Yönlendireceğiz. Akşam konserde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar İrem Derici geldi. Herkes hazır olsun. Kimseden bir hata istemiyorum. Şakamız başlıyor. Dantellenmiş geceler. Kan kırmızı oşeler. Kesik kesik cümleler. Çık 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 çık. Evet, şimdi şaka başlamadan biz de birkaç güzel İrem Derici şarkısı dinleyelim. Sonra ben zamanını söyleyeceğim. Evet, gül İrem'cim gül. Bakalım birazdan böyle içten gülebilecek misin, merak ediyorum. Biliyorsunuz dudaklar birazcık büyüktür. Hepinize yeter öpücüklerim benim. Hoş geldiniz. Nasıl, keyifler yerinde mi? Evet Kemal. Bu şakamızdan önceki son şarkımız. Hazır ol. Artık son cümleleri toparla kafanda. Kemal. Hazır ol. Şimdi alıyoruz seni ekrana. Hadi bakalım biraz şaşırtalım İrem'i. Evet. Memleketlim ama o bir alamet geldi videosunu biliyorsunuz. Abla Sinoplu, ben de Sinopluyum diye. Buyurun. İrem şimdi. Hanım. Ha? İrem Hanım, iyi akşamlar. Biliyorum değişik bir durum ama öncelikle sizden sonra tüm seyircilerden özür diliyorum. Sistemi hacklediğini söyleyerek başla. Ya bunu yapmak zorunda kaldım. Çünkü sevgilim beni her yerden engelledi. Şimdi ben buraya neden çıktım, niçin çıktım? Gördünüz, yürüdüm çıktım ama çıkmamış da olabilirim. Kemal Sınar, replaysim ben. Şu anda hackledim sizi. Biliyorum belki yanlış yaptım ama yaptım. Yapacak bir şey yok. Sevgilim şu an konserde sizi seyrediyor. Biz bu konsere beraber gelecektik normalde. Eklemiş galiba, öyle diyor. Bunu durduralım bence. Durduramazsın İrem'cim maalesef. Hiç kimse bunu durduramaz. Gerçekten. Yok ya. Sen bir dakika benimle konuşsun, adın ne? Benim ismim Kemal. Senin ismin Kemal de. Şimdi bir şey diyeceğim. Burada çok büyük bir ekip var. Yaklaşık 50 kişilik. Aylardır emek harcıyorlar. Ve evlerine ekmek götürecekler, biliyorsun değil mi? Ben sadece 5 dakikanızı istiyorum de Kemal. Konser yine devam edecek.
5 dakika söyleyeceğini söyleyip çıkacaksın. Çocuğum var, çocuğu var. Şimdi sen sevgiline bir şey, bir hasret duydun diye bu sistemi hackleme hakkına kesinlikle sahip değilsin. Ben sadece 5 dakikanızı istiyorum. Bak burada 5 dakika falan veremem ben sana. Burada insanlar ekmek kazanıyor, burada bilet ödedi insanlar. Bilet parası ödedi, eğlenmeye geldi. İrem'cim rahat ol. Seyirciler zaten bizden. Sevgilim. Ve senin sevgilin seni affetsin istiyorsan lütfen şu an bu yayını kapa ki ne kadar mert bir adam olduğunu anlayalım. Tamam, anladın mı? Sadece şunu istiyorum sizden. Ya biz de seni dinlemeyeceğiz. Emin ol, bu kadar insanın ekmek parasıyla oynarsan sevgilin sana asla geri dönmeyecek. Beni affettiğini söylesin yeter de. Ya sadece beni affettiğini söylesin. Dön, başka hiçbir edemez, şey istemiyorum. Şu an edemez. Sana 55 kişinin ekmek parasından bahsediyorum. Yapma bunu. Bu dünyayı hackerlar kurtarmayacak arkadaşım. Bir kadını seviyorsan o kadına değer vereceksin, sevgi göstereceksin. Annen gibi, kız kardeşin gibi elinde tutacaksın. Lütfen birazcık, birazcık insanlığın varsa bunu şu an... Çok haklısın İremciğim. Bu erkekler hep böyle bak, hatayı yapıp yapıp sonra özür dileyince her şey hallolacak zannediyorlar. Çok birazcık, özür dilerim. Birazcık insanlığın varsa bunu yanlış. Şu an kes. Biliyorum çok yanlış. Çocuklar bende hiçbir alakası yok şu an bu olay. Biliyorum, kesinlikle çok yok. Çok yanlış, biliyorum. Çok özür diliyorum. Seyircilerden, sizden, herkesten özür diliyorum. Ya sadece bana affettiğini söylesin yeterli gerçekten. Sevgiline seslen artık Kemal. Sevda'ya seslen. Benur, Kemal seslenince sen de burada burada diye bağırıp yerinizi belli edeceksin. O istemiyor çünkü ayağa kalkmak. Gerçekten sadece bunu istiyorum ya. Sevda oradasın, biliyorum, lütfen. Sevda burada mı? Sevda lütfen. Hayır. Ya burada, burada. Sevda lütfen. Hayır. Beş ya dakika, burada. Lütfen. Beni affettiğini söyle sadece, lütfen. Allah'ım yanımda mı? Hocam Sevda burada mı? Geliyor mu? Sen o, bana onu söyle en azından. Ya burada diyorlar falan filan ama gelmiyor. Hocam ben ne yapayım şimdi ya? Sevda ben yanlış bir şey yapmadım. Lütfen 5 dakika sadece. Lütfen beni affettiğini söyle sadece. Lütfen başka hiçbir şey istemiyorum senden. Lütfen. Hadi ne olur. İrem ablayı daha fazla üzmeyelim. Ne olur Sevda lütfen. Lütfen daha fazla. Biliyorum yanlış. Lütfen Sevda. Ablacığım neredesin? Affetmiyorsan da gel affettim de ben konserlerine devam edeyim. Bu ne ya? Çok özür dilerim. Herkesten çok özür dilerim. Ya bu bir şey diyeceğim, dünyada ilk falan mı oluyor acaba? Ben seçilmiş kadınım abi herhalde. Kesinlikle ilksin İrem'cim ama son olmayacaksın. Daha kimlere neler neler yapacaksın. Geldim abicim, gel ablam. Bir de bir ricam var herkesten. Şu an ne olur? Bunları çekiyorsunuz, ediyorsunuz ama insan haklarına saygı duyup bir yerde yayınlamazsak... Rica ediyorum. Ne olur, aynen. Hani hepimizin ablası kız kardeşi var. Böyle bir şey yaşıyoruz madem hep beraber kontrol altına alalım. Ofelya sen direkt özür dileyerek başla. Bu konuda tamamen suçsuzsun çünkü. Ay Ofelya da ne teatral yazsın. Hanım kusura bakmayın çok özür dilerim. Sen ona söyle. Yani bu bizim meselemiz, neden böyle bir şey yaptığını gerçekten bilmiyorum şu an. Gerçekten. Hayatım diyor ki bizim meselemiz şu an, neden bunu yaptığını bilmiyorum diyor. Bana başka çare bırakmadın ama. Beni buldu. Yani Kemal lütfen yayından çıkar mısın rica ediyorum. Gerçekten şu an yaptığın çok saçma ve beni çok rezil bir duruma sokuyorsun şu an. 70 milyon bizi izliyor Kemal. Kemal'cim bak şimdi sen ikinizi soktuğun durumu düşün. Boş ver, ben konserime devam ederim ama... Sevdiğin kadına soktuğun durumu düşün, bence öyle. Burada binlerce... Yanlış oldu. Bunlar burada... Beni affetsin lütfen. Ya ben... Bunu burada sağlayamazsın. Burada binlerce insan var. Ben sadece beni affettiğini... Bu şekilde olmaz de Ofelya. Öyle hacklemeyle adam mahvedilir işte. Ben sadece beni affettiğini duymak istiyorum. Kemal ben seni affetmeyi düşünmüyorum. Lütfen yayından çıkar mısın? Yani bu şekilde olmaz. Gelirsin düzgünce konuşuruz, bu şekil uygun değil. Yani İrem Hanım'ın da konserini... Başka çare bırakmadın ki bana ama. Hadi lütfen affettiğini söyle, konser devam etsin lütfen. Seyirciler de affet affet diye bağırıyor. Ama affetme Ofelya, asla vazgeçmiyorsun. Abla söyle sonra tekrar küsersin. Ne yapayım ben burada bu kadar insana şarkı söylemek durumundayım. Ben hiçbir şekilde istemiyorum. Ya Sevda lütfen. Kemal ben affettim. Vallahi yeni manitan ben olayım yeter ya. Bırak sahneyi rahat bırak. Sevmedi beni.
yarabbim ben ne günah işte. Lütfen. Çok bir şey istemiyorum. Lütfen et konser devam etsin gerçekten. Ya İrem abla. İrem abla lütfen sizden rica ediyorum ya. Biliyorum yanlış yaptığım ama başka çarem kalmadı. Başım belaya girecek ama buna rağmen yaptım. Biliyorum de Kemal. Biliyorum başım belaya girecek ama ya var yaptım. Siz de yardım edin. Ama senin şu an yaptığın lütfen. Gerçekten çok saçma. Yani bu şekilde olmaz bu. Yani yaptığın doğru bir şey mi şu an? Bu şekil mi affedeceğim ben seni? İrem Hanım sayesinde mi affedeceğim şu an? Ya hadi ya lütfen ya. Ben çok bir şey istemiyorum. Sadece affettiğini söyle ya. Bak bu kadar insan bizi bekliyor. Diyorum, lütfen. İstemiyorum. Lütfen. Hayır. Ya nasıl hayır ya? Sen ne duruma düşürüyorsun beni farkında mısın? Lütfen ya. Lütfen sadece affet beni istiyorum. Gerçekten. Lütfen. Kemal sen şaka mısın? Ben ya, ben şu an hiç umursamıyorum. Orkestra bangır bangır yine şarkı ya. Olacaksa olacak bu iş. Çok şok. Çok şok. Ne yapsın? Dayanamadı kız tabii. Haklısın İremciğim. Sen susturamıyorsun. Bari ben susturayım arkadaşım. Lütfen, çok çok ben söylerim abi. Ya lütfen sadece. Hadi hocam hadi. Lütfen. Hadi. Lütfen. İremciğim, hacker'ın benim ellerimde. Merak etme, kulise girmişsen sana teslim edeceğim. Seyircilerini ve seni öpüyorum. Sonra benden biliyorlar ya. İrem. Ne İrem İrem? Kuliste seni bekliyorum. Bu hacker'ı aylardır yakalamaya çalışıyoruz. Senin konserine denk geldi. Bugün burada yakaladık. Cezasını çekecek hiç merak etme. Kulise gel cezasını birlikte verelim. Seyircilerine sevgiler buradan. Çok özür dilerim herkesten. Affedersiniz ben zaten çok garip dönemlerden geçiyordum. Bu da cila oldu üstüne. Duyacaksın abla ileride. Ben kendimi tokatlayayım ya. Arkadaşlar bu gerçekten... Bak burada benim ailem oturuyor. Bu rol mol hiçbir şey değil. Sinirim bozuldu. Ay. Abi ben aylardır böyle büyük bir güraha konser vermiyorum. O yüzden salak gibi oldum şu an. Kusura bakmayın. Dünyada en çok saygı duyduğum, en çok zekasına, oyunculuğuna saygı duyduğum kadını... Merve Allah. Bir ara veriyoruz. Hiçbir yere gitmeyin. Hemen geleceğim. Gitmeyin. İkinci yere çok acayip şeyler var. Tahmin ediyorsunuzdur zaten. Öpense gitmeyin. Kapa. Kapa. Anlamadım. Ben senin gibi rahat bir insan niye heyecanlandım bu kadar? Niye heyecanlandın? Aşk işte sevenleri barıştırmıyor musun? Sen aşk şarkıları söylüyorsun o kadar. Ben böyle aşk hiç bu kadar. Hiç bu kadar. Gerçekten en hafif şakamızı sana yaptık ya. Bu en hafifim ya. Ebe bu çok hafifi. Çıktı çocuk orada İrem ablacığım diye yalvardı. Ne var? İşbirlikçilerin adını vermeyeyim. Hepsini benden sonra dönersin tekrar tekrar. Ailesiyle bu dünya güzeli kadın atarsın. Ne diyeyim yani ya. Ya. Bu kadar böyle... Affedersiniz o evet. Yani tabiriyle evet. Şu acayip asosyalleştiğim bir sahne uzak kaldım. Ama çok iyiydin. Biz konseri başından beri seyrediyoruz odada monitörden. Allah gayet razı iyiydi. Olsun. Bütün hayat ışığımı, enerjimi şırıngayla sokup kulak mememden aldım. Bak şimdi sen ikinci yarıyı gör nasıl güzel olacak. Size inan. Tamam peki ya, şahane güzel, olacak. Tamam hadi gel bir nefes al. Bana bak nerede o? Gel eyvahlar olsun. Çok özür dilerim. İşte burada özür dile. Hala özür dilerim. Adam hobi olarak özür dilerim. Onun bir günahı yok. Hep oyna, hep reji verdik ona. Hiçbir günahı yok garibimle. Kız değdi mi aldınız paraya? Beni ağlattın abi. Yarın öbür gün saçlarım ağrı düşecek. Ben de zaten şu 3 gram beyin var. 2 gramı da bu akşam aktı. Çok tatlıydı hayatım. Tebrik ediyorum. İrem Hanım. He? İrem Hanım, iyi akşamlar. Bu mu diyorum yani? En son olacak şey bu mu? Bu da mı benim başıma geliyor? Çünkü şöyle düşünüyorum, hani dünya çapında bir şey olsa, bir Madonna konseri olsa, evet. Belki bir dünya güç birliği olur, bir
hacker festivali olur falan. İnanamıyorum, anlam veremiyorum. Bakıyorum diyorum ki hani belki bir organizatörün arkadaşıdır ya, ya da bizim bir arkadaşımız sürpriz yapıyordur. Affedersiniz, salak oldum. Eklemiş galiba, öyle diyor. Bunu durduralım bence. Hiç kimse bunu durduramaz. Yok ya. Gerçekten en hafif şakalardan biri yapıldı belki bana. Diğerleri yapılsa demek ki ben size diye kung fu. Kemal ben affettim vallahi, yeni manitan ben olayım yeter ya, bırak sahneyi rahat bırak. Diyorum bu herif böyle uzatıyor, seviyorum ne olur beni seviyor, bizim hatun sevmiyorum diyor. Ha gidecek dedim, izleyenler gidecek falan. Kemal ben seni affetmeyi düşünmüyorum, lütfen yayından çıkarsın. Ben bir dönem bu program ilk başladığımda böyleydim her yerde. Bir yerden bana bir şey çıkacak falan diyordum ki abi diyorum böyle bir ararlar sorarlar lütfen diyorum ben şaka kaldıramam falan. Gerçekten de öyle oldu. Şirencim, hacker'ın benim ellerimde, merak etme, kulise gelirsen sana teslim edeceğim. Anlayamadım desem size. Anlayamadım. Seyircilerini ve seni öpüyorum. Ondan sonra böyle bir 40 saniye falan şöyle... Ah, oldum sonra. Sinirim bozuldu. Ay. Efendim çok aramızda, çok aramızda. Sizin aranızda. Benim değil. Çok aramızda, çok aramızda. Beni tufaya düşürdü bu manyaklar. Çok aramızda. Çok aramızda. Risk altında ya. Hepiniz hoş geldiniz. Haydi. Ben de bu da değil. Haydi gidelim, haydi haydi. Tüm stüdyo delirdik arkadaşlar. Yani böbrek yetmezliği olmaz. Emin misiniz? Böbrek yetmezliği diyorum ben. Hayda. Felç geçireceğim şimdi. Ya başına ne gelirse gelsin Gani abi yüzünden olacak. Ay. Bırak! Allah! Niye ben bilemiyorum anlamadım. Ers. Tıraş bıçakları diye bir firmayla görüştük. Ben köseyim de. Evet. Üst keserim sakalı. Paraya gelirim. Gitmez ben parayı alayım dedim. Kardeşim money talks, bullshit walk. Bütçeniz ne kardeşim? Falan diye. Ben Hakan Bey'in hayranıyım. Bir fotoğraf alabilir miyim? Nasıl olacak Fenerbahçe'nin durumu? Bir daha çektirin şimdi fotoğraf. Hanımefendi bizi çekebilir mi? Bir de dik tutar mısınız? Story'e koyacağım. Tabii. Filtre yapıyorum da. Anladım. Ne oğlum? Story'ler, filtreler. Oğlum, nasıl? Garip garip şeyler yapmayın. Yok abi. Lütfen gerçekten artık çok sıkıcı oluyor. Yani bir şey soracağım. Yürü git şuradan ya. Tamam lütfen beyefendi. Ya tamam. Kardeşim gitsene. Hazır olun arkadaşlar, bakın bu zamanlamanın tutması lazım. Sen ol. Bir şey yok. Tamam. Lan bir dur lan bağırmadan. Lan bana bir lan. Bana bir dur lan. Lan lan lan. Çok aramızda. Her biri Türk müziğinden çok özel bir değer. Meral Zuhal, Bilgen Bengü, Baha Boduroğlu, Güzin, Sevda Karaca, Rana Alagöz, Güzin'le Baha, Salim Dündar, Coşkun Demir, Ersan Erdura ve İskender Doğan. Bu asla eskimeyen eski dostlar ekibini hep birlikte şakaladık. İşbirlikçimiz ise Hakan Eren ve yine efsane bir isim olan Ercan Turgut oldu. Hep birlikte konsere giden eski dostların karşısına yolda düğünden kaçan bir gelin çıkar. Sonrasında ise jandarmanın otobüslerini durdurmasıyla da işler çığırından çıkar. Şehir dışı şakamızda işbirlikçimiz çok sevgili Ercan Turgut ve tabii ki Hakan. Günler
Kimler var sayalım? Kimler var? Sevda Karaca Sevda var. Karaca. Yüzünüyle Baha var. Zuhal Meral. Meral Zuhal var. Coşkun Demir var. Coşkun Demir varsa. Ersan Erdura var. Salim Dündar var. Salim Dündar var. İskender Doğan var. İskender Doğan var. Vay vay vay. Bilgen Bengü var. Bilgen Bengü var. Doğru. Valla benim kuşağım. Bu tamamen benim neslin şahane, mutlu olacağı bir şaka olacaktı. Gelinimiz var, damadımız var, babamız var. Gelinimiz yolda otobüsü durduruyor. Diyor ki amanın beni otobüse alın, ben kaçıyorum yara bere içinde. Ve tabii ki iyi niyetli eski dostlar grubu onu otobüse alıyorlar ama bir kilometre sonra sizi jandarma Rasim durduruyorsun. Evet. Sizin aslında normal şartlar altında hiçbirinizin bir günahı yok. Bir kızcağızı görmüşsünüz, yoldan almışsınız. Tabii, tabii. Ona yardım etmeye çalışıyorsunuz. Hiç bir tek jandarma gelince kimlikler onu. Mimlikler. Hakan tamam mı? Tamam. Bakalım da ben sonumu düşünemiyorum da. Her ikinizde de kulaklık olacak. İşte budur. Hepinize kolay gelsin. Teşekkürler. Hadi yola biz otobüsü. Ben arkaya geçeceğim. Değil, teşekkür ederim. Coşkun'u aradım ben, aradım. 5 dakikaya geliyorum. Merhaba Coşkun Bey, nasılsınız? İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Oldukça enerjilisiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, dinleyeceğim. Arkadaşlar, eski dostlar kadrosu güya Bursa turnesine gitmek üzere teker teker otobüse biniyor şimdi. Her birini evlerinden alıyor otobüs. Ve kadro tamamlandıktan sonra bize doğru yola çıkacaklar. Salim Bey, evet belli ki zaten koşucu. Merhaba Salim Bey. Merhaba, hoş geldin. Dedi ki herkes Salim koşa koşa gelecek şimdi. Belli zaten evet. Canım. İster anam. Bu arada biliyorsunuz güya Bursa'dan gelen bir televizyon kanalı sanatçılarımızla otobüsün içinde röportajlar yapıyor. O yüzden biz de doğal olarak kameralarımızı rahat rahat kullanabiliyoruz. Merhaba. Fazla efendim. Trafiği tutamayız ama. Tutamayız. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun. Yolunda gezersin, gözlerimi süzersin. Sevdiceğim yavrucağım, içim beni üzersin. Cavit ne durumdasın? Demet Hanım birkaç dakika içerisinde yanınıza geliyoruz, yakınımıza. Her şey yolunda mı peki orada Cavit? Sakin değil mi? Her şey burada. Her şey burada. Hazırlar yani, eğlenceliler, keyifliler. Bursa'ya gittiklerini düşünüyorlar şu an konsere. Her şey yolunda, tadında. İnşallah iyi geçer. Birazdan yanınızdayız, haberiniz olsun. Tamamdır arkadaşlar, biz burada hazır bir şekilde bekliyoruz. Hadi başarılar. Topun üzerine çıktı, bastı, yürümeye çalıştı. Havada bir uçtu. Bir defter olamıyor. Gelin mi kaçıyor? Aa! Arkadaşlar. Hayır, haber çıktı. Alalım içeri, alalım. Otobüsü alalım arkadaşlar. Aşağı in. Tamam, biriniz zabıtayı uzaklaştırsın oradan. Cavit, zabıtayı uzaklaştırın.
Onlara söyle söyle. Söyle. Gene de söyle. Bir süre orada durun arkadaşlar. Zaten biz çok yakındayız. Otobüs hemen durdurulacak. Konuşacak vaktiniz olmayacak. Dövdüler mi seni yoksa kaçtın? Tamam mı? Geliyor, tamam. Biri geliyor çünkü. Sen de anlat bizi şimdi. Aa, anlat. Rahatla abi siz biraz bak. Nerelisin? Ay beni vurduk, bırakmayın. Tamam bırakmayasınız ama abi, bir yere kadar şey yapalım mı? İleride beni bekleyen biri var. Bir yakın var. Bir köy var ileride. Cuma. Ovacık köyünde beni oraya tamam. Ne olur beni oraya götürün. Tamam sakin ol kızım, sakin ol. Ercan Turgut ve Hakan ortaklaşa işbirlikçilerimiz. O yüzden de Ercan Turgut sakinliğini koruyor tabii ki. Ama lazım. Bu kalabalık kadroya bir sakin kalan biri lazımdı zaten. Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla. Tamamdır, geldiler. Hazır olalım Rasim. Nereye? Arkaya saklansın. Arkaya gel, gel. Aynen, aynen. Gel. Gel. Ben seni tuttum. Gel, gel. Yavaş. Ya biz gözükmesin arkada çocuklar. Onu tutsanız. Arkaya bir onu saklayın öyle. O gel diyor. Niye abi, niye? Bennur biraz panikle jandarmaları görünce. Alacaklar beni de. Ne? Ay polisle vermeyeyim. Sakin ol oradan. Abi. Bağırma, korkma. Sen bir sesini çıkartma bak. Tamam sessiz olun. Yaslan. Ne oldu? Bu niye durduruyor ki? Aç bakayım kapıyı abi. Hadi aç. Bu niye? Aç. Evet. Selamünaleyküm. Hayırlı olsun. Selam. Buyurun. Hayırdır bu ne kamera falan? Ya tamam, kapat kamerayı. Gel. Ne oldu? Ben bir... Yetkiliyi sor Rasim, yetkiliyi sor. Adama mı yapacaksın? Ha? Ne gel, oldu? Yetkili kim? Ben. Gel abi. Ne var? Ne oldu abi? Biz organizasyonu Bursa'ya gidiyoruz. Tamam bir saniye. Bursa'ya gidiyoruz. Var. Ercan abi gelsin. Ne oldu? Bir ihbar var. Onunla alakalı sizi durdurduk. Yetkili kim? Ben varım. Siz yetkili. Ben varım. Nereye gidiyorsunuz? Ne aracı var? Karmaşa olmasın arkadaşlar. Tek tek konuşun anlamıyoruz. Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'ya. Konsere gidiyoruz. Konsere gidiyoruz. Bir dakika ben bir konuşayım arkadaşlar. Konsere gidiyoruz abi. Tamam bir araca bakabilir miyim? Neye bakacaksın? Nasıl neye bakacaksın? Nasıl neye bakacaksın ya? Neye bakacaksın abi? Çekilir mi? Gel bak neye bakacaksın? İstop et arabayı. Ya bu aracı durduralım. Ercan abi. Hayır ne ihbarı var arkadaş ben onu anlamadım. İzin vermeyiz. Yok. Yani... Burada işte gördüğün gibi Meral Zuhal ikizler. Kardeşim burada göre. Eski kuşak şarkıcılar. Baba, hepsi burada. Salim Dündar. Efsane bir adamım ben. Neyime bakacağım dedim. Tamam değil. Tamam bir saniye. Sanatçılara karşı şey konuşma. Anlamsız ya. Hakan arabaya gidip arkadaşlar gelini soruyorlar çaktırmayın de. Gelini soruyorlar bir şey çaktırmayın da. Dur bir şey söylemeyin. Yani siz bir şey çaktırmayın. Kimse bakıyor. Salim abi bilirler yani. He? Tanıman lazım Salim Bey. Düştüm dizimde. O önemli değil. Başka. Onun önüne daha başka önemli bir şeyin var mı diyelim. Tamam. Bir saniye. Şimdi bu aracın yetkilisi kim? Benim hocam. O zaman sadece sizle konuşalım. Tamam konuşalım hocam. Tamam. Sizlerin gerilmesine, sinirlenmesine hiç gerek tamam. Yok. Tamam. Tabii ki. Bizler burada asayişi, güvenliği sağlamaya çalışıyoruz. Tabii. Gerilmenize gerek yok. Siz gerilirseniz ben de gerilirim. Tamam. Tamam mı? Tabii. Bana yardımcı olun. Yolunuza devam edin. Bunu istiyorum. Sen şey yapma Gizli abla. Sorgula Rasim Hakan'ı. Tamam. Çok güzel. Ben alayım abi. Evet, nereye gidiyorsunuz? Bursa'ya. Ne için? Konsere gidiyoruz biz. Konsere gidiyoruz. Televizyon kuruluşuna gidiyoruz. Konsere. Ben niye Hakan abi yapıyorum? Hepsi içeridekiler, hepsi sanatçı. Yabancı kimse yok. Hocam ne yapacaksak yapalım da biz Hakan abi niye söyleniyor şey anlamadım yapalım. Ki. Yani işimiz konsere işimiz var bizim. Konsere ya Salim abi bir dakika. Hocam. Niye söylemiyor ki? Jandarmadan korkulmaz ki anlamadım. Haksız mı? Niye söylemiyor? Yok jandarmadan zaten korkulmaz. Bir dakika. Bir sıkıntı yok. Onlar neden panik halindesiniz? Onu anlamıyorum abi. Bize yanılmıyorsa. Hakan abi niye söylemiyorsun? Tabii ki. Abi, ya neyi saklıyorsunuz? Ya hocam bir şey yok.
Herkesin kimliklerini iste şimdi. Hocam bakacaksan neye bakacaksan bak. Gerçekten bizim yetişmemiz lazım. Herkesin kimliklerini alabilir miyim? Hayda. Vallahi kimlikleri ver oğlum. Hocam. Vallahi yazık. Herkesin kimliklerini alayım. Herkesin. Şimdi herkesi aşağı indir Rasim. Buyurun. Jandarma arabasının yanına al. Evet. Otobüsteki herkes aşağıya inebilir mi? Gelmeyin abi, indiriyorlar. Yok şey, jandarma arabasının yanına gidiyor. Otobüsteki herkes aşağıya. Hanımefendi kimliğini alacak ama yukarı çıkacak. Tamam. Müsaade et. Bilge Engin abla. Herkesi jandarma arabasının yanına bekliyorum. Hadi tamam. Hocam, gelin arkadaşlar. Yani. Sadece bir kontrol, bir arama bırakıyorum. Sakin olun. Tamam peki. Şunu herkes aşağıya gelsin. Otobüste kim varsa aşağıya gelsin. Gel güzel. Buyurun efendim. Buyurun jandarma. Jandarmalardan biri trafiği rahatlatsın arkadaşlar. Görüntüyü rahat alalım. Güzinle bağ ikilisinden güzin. Rasim sen şimdi otobüse git. İçeriği kontrol et ve gelini bul. O. Gel. Cahit Bey niye gidiyor gel. Arabaya o? Abi söyleyeyim. Gel. Abi. Kimlikler burada. Fatih kimse dalmasın oraya. Dağıtma orayı. Toparlayın orayı. Tabii. Gel. Kızı gördü. Herkes böyle dursun abi. İçeri girdi kızı gördü. Bana bak. Kızı gördü. Eyvah kızı gördü diyorlar bak. Yakalandılar. Fatih. Ne oldu hocam? Dağıtmayın orayı. Gelme. Dağıtmayın orayı. Gel. Ne yapıyorsun? Sakin ol Kenan. Gel. Rasim sanatçılara çok bir şey yapma. Hakan'a kız sen. Ne arıyor bu kız bu otobüste de? Yetkili sizdiniz değil mi? Evet benim hocam. Bu kız ne arıyor araçta? Bu kaza geçirmiş işte gördüğün gibi. Şimdi. Yolda fark et. Ya yolda kaza geçirmiş kız. Arabayı aldık. Peki tamam. Niye saklıyorsunuz? Bir dakika. Peki niye saklıyorsunuz? Hep saklıyoruz. Kız baygındı kız abi. Saklanıyordu. Kız dert görmüş. Köye bırakıyordu. Ve dedi ki beni zorla evlendirmek istiyorlar. Köye bırakın dedi. Köye bırakın dedi. Yolu açalım. Onun için. Ya kız biraz için, rahatsız abi. Bak, niye indirdin sen? Kadınlar darbe biliyorsun. Bakayım ya. Kadınlardan... Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladı çak açan, ateş böceğin misin? Kovaladı. Kadınla biz nasıl şey demiyoruz? Tabii ki koruyoruz. Ama sen başka bir sormadın ki sen öyle bir şey ya sormadın bize, ki. Bize sevecen yaklaşsaydın biz onu söylerdik. Aa evladım. Biz hayır. Korkuttum. Hayır. Ben Sevecen sen... yaklaştım. Beyefendi gerildi bir. İkincisi dedim hocam, ki arabada... Hocam ben gerilmedim. Arabayı öyle bir giriş yaptın ki. Topar. Bakın bunun için gerilecek bir durum yok ki. Bak bu kızın haline bak. Şu kızın haline bak. Darp edilmiş kal. Bu kız ben... Bana Boduroğlu feci sinirlendi yalnız. Tahammül edemedi bu haksızlığa. Kızımıza da acıdı koruyor da. Bravo Baha. Anlaşılmış sözleşmemiz var. Bir gelin. Bir gelin. Dur. Jandarma var. Merak etme. Aç kapıyı aç. Aç bunu aç. Jandarma var. Merak etme sen. Sen onları durdun. Gördün mü? Ben dur. Hocam. Dur ya. Ne yapıyorsun? Senin burada ne işin var Ben Nur diyerek giriş yapın. Hocam. Ayhan. Jandarma var abi. Gelin. Hayır. Kız darp görmüş. Jandarma var burada. Lütfen. Ay herkes aynı anda konuşmasın arkadaşlar.
kalabalığız. Ya ne anlattın bu insanlara? Ne anlattı size? Bir şey anlattım. Zorla mı evlendiniz? Zorla evlendiniz. İstemiyor kız. Evet. Ama bir dakika kızı verir misiniz? Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Ben bir tamam da hocam. Efendim abi. Jandarmalar geldi. Abicim. Hocam. Aynen ya. Bu doğrultuda veririz. Şu an herkes o kadar çok konuşuyor ki sinirleniyorum ya. Bir dakika. İfadelerimiz de bir aynı. Bir kişi konuşacak. Aynı. Benle bir kişi konuşacak. Rasim bağırma. Bağırmayın. Turgut sen dahil ol ve olayı anlat. Bağırmayın. Karşımda kaç tane insan var. Bir kere bağırmayın hocam. Ben de hocam bir bağırmayın. Ben de asubaylık kararım. Şimdi gelinimizin ailesiyle bizim yıllardır süren bir hukukumuz var. Bir kere onu söyleyeyim. Öncelikle abi, ben gelinimi almak durumundayım. Abi kızı istemiyor. Tamam. Gelin bizim. Abiye bir şey soracağım. Jandarma. Abi, sana bir şey soracağım. Onlar da şu anda yolda. Şey onlar da gelmek üzereler. Fakat ben daha çabuk... Bakın efendim ben daha çabuk hareket ettim. Onlarla haberleştik. Onlar da yoldalar gelmek üzereler. Ama böyle bir şey olmaz. Bir dakika yani biz ne olduğunu bir anlayalım. Siz yetmemişsiniz. Sakin olur musunuz? Ama yani şimdi... İstemiyorsa istemiyorum diyebilirdi. Düğünden kaçmak ne demek? Baştan beri seni zorlayan oldu mu? Biz bunu biliyor muyduk? Benim kardeşimi niye mağdur ettin? Ben seni zorladım mı? Hiçbir şey ben seni zorladım mı? Babam ölecek diye beni zorla evlendirdin. Şimdi biz evlendirdik seni. Beyefendi biz bütün paramızı, varlığımızı, her şeyimizi... Ya biz borç harç yaptık bu düğünü yapmak harcadık için sen. Madem bu düğünü istemiyorsun altınları ver o zaman de Ceyda. Ceyda. Biz yok yani yolda bulduk gelin hanımı. Tamam madem istemiyorsun tamam istemiyorsun Beynur bize. Kardeşim istemiyor musun söylesene be. İstemiyorsun. Rezil bunu olduk. Bunu niye söylemiyorsun Beynur? Bunu niye söylemiyorsun? Evladım biz kafana silah mı dayadık senin? Biz ne yaptık ya? Tamam peki tamam kardeşim biz bunu da atlatırız. Bunu da atlatırız. Altınlarımı ver yani toplanan altınları ver bize. Ne altın? Kızda altın mı var be? Nasıl ya altın kesesi vardı. Yoktu bir şey. Bu kızı biz böyle bulduk Beynurcum, biz. Beynurcum. Hayır kızı biz böyle bulduk. Arabada bir şey verdi arabada. Arabada bir şey yok verdi. Yok be kız böyle bindi be. Elinde altın kesesiyle çıktı. Hayır. Arkasından şey yok kızım başka. Ha gördünüz mü? Bir efendim. Elindeki şeyin dışında ama ben görmedim. Ama ne olduğunu bilmiyorum ama böyle bir şey birine verdi ya. Bir yok hayatım bir elinde kız böyle bindi. Ceyda otobüsü arabalarını iste. Memur bey. Lütfen arar mısınız otobüsü bir yerlere bakar mısınız? Altın kesesi var çünkü. Tamam Rasim sen şimdi otobüse gidip altınları bul artık. Evet bul altınları bu nedir de. Arkadaşlar sen çantalara bakmaya devam et. Hiçbir şey yok kız böyle bindi. Kız zaten böyle bindi elinde bir iki şey vardı ya. Neresine şey yapacak? Siz niye otobüstesiniz? Niye buradasınız? Evet. Çantalara bakabilir miyiz? Bunlar mı? Evet ama burada bizim çanta takılarımız var. Çantalar hangisi? Bir dakika ben... Ya çiçeği orada attım ben ne bileyim elinde çiçeği ne yapayım ben? İnelim. Tamam, inelim aşağıya. Doğru. Evet, kimdi yetkili? Ben. Bak, hanımefendinin çantasından çıktı. Bana diyorsunuz ki ben kadını tanımıyorum. Ya gelin çiçeği. Tanımıyoruz kadını. Gelin çiçeği mi? İçinde altın var beyefendi. Ne gelin çiçeği? Hocam elinde gelin çiçek de vardı. He? Sizin çantanızdan çıktı. Ya, tamam, elime verdiler. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Evet, siz şimdi konuşun. Çok konuşuyordunuz. Çantasından altınlar çıktı. Gelinin altınları. Bak. Bak çamurlanmış altın hanımefendirinmiş. Benim çantama verdiler. Bunu al dediler. Ya gelin çiçeği vardı onda beraber. Şimdi altın var. Bize ne abi onda? He? Bize ne? Size ne tamam mi? Öyle. Eyvah valla piyango ikizleri bize vurdu. Ferah'le Zuhal iyilik yapalım derken başlarına dert aldılar bak. Aferin Beynur, aferin. Bak insanları böyle mağdur et. Kızım ne alakası var ya? Ne alakası var? Hanımefendinin çantasından, hanımefendinin çantasından... Elimi verdiler. Dur ben verdim ya, ben verdim. Belki arabadan iner. Çanta kimin? Çantamı ben verdim çantana koy diye. Abi ben verdim çantasını. Çanta arabaya abi. Abi çanta benim, beni götürün. Tamam. Hayır. Evet ikizlerimizi Meral'i Zuhal'i alalım Rasim. Hakan'ı da al. O da suç ortağı çünkü. Hayır. Abi, sizi alabilir miyim lütfen? Gelin. Hadi. Ya. Siz de gelin. Hayır sen hayır de gel. Olmaz. Sen de gel. Ama o. Lütfen. Ya abi. Gel gel. Memur Bey ama sonra bizim altınları bazen almamız lazım. Ne? Nereye? Ya baba.
İşte herkesi mahvur ettiler. Yok, bırakın. Sakin ol biri. Geçsin siz de. Hocam. Siz geçin. Baba ya. Sende mi insan acaba? Baba sende. İnsene. Merak etme. Memur Bey bize girebilir miyiz? Şimdi sen bunların başına dur. Siz bir uzaklaşın. Bir uzaklaşın. Bizim de gelmemiz lazım Memur tamam. Bey o zaman. Tamam bir uzaklaşın. Ya hocam bir kere şunlar bir... Tamam Rasim herkes otobüse bindir şimdi. Herkes otobüsüne binsin. Kimlikleri dağıtacağım. Gelin yüzden mi bindi bu? Sizin kimlikleri evet. Herkes gelebilir mi? Herkes otobüsünüze binin gel. Hadi herkes otobüse. Acaba çekim mi yapıyor falan diyecek falan? Yok ya hadi ağlıyor ama. Herkes otobüse lütfen. Tamam herkes bindikten sonra ben de geliyorum arkadaşlar. Evet geliyorum şimdi geliyorum. Tamam. Ercan abi bırak da gel. Tamam abi tamam. Geç otobüse. Onu niye arıyorsun Allah şimdi? Ben geç. De anlamadım oğlum nasıl bir iştir geç. Nasıl bir iş. Sinir krizi geçireceğim ya. Hep beraber karakola gidiyoruz ifade alınacak korkmayın. Panik yapacak bir durum yok. Hocam 5 dakikada bitecek. Herkesin ifadesi alınacak. Altınlar neden o çantadan çıktı bu sorulacak ya gideceğiz. Rana abi. Sakin olun ya. Buyurun. Öyle bir şey yok ki yani. Cavit İlhan. Ya bütün kimlikleri ben göreceğim. Bir kere daha lütfen alırsanız. Çok özür dilerim ya hepinizden. Kimlikleri bir daha alayım. Ben bu köyün muhtarıyım. Düğün bizim düğündü. Hepinizi seviyorum ya. Çok tatlısın. Niye benim ikizlerimi seçtiniz bu altınlar için ya? Aşk olsun. Kim seçti? Sizin çantanıza bıraktı değil mi abi? Çok koydular. Sonra bir gerçek oldu. Önde nasıl? Ben dedim ki, ben herhalde zuhale vereydim. Korkarlar dedim ama yani. Rana ablayı versen korkmaz diye ben onları verdim. Arkadaşlar, topluca bir eski dostları alkışlıyoruz. Topluca eski dostları alkışlıyoruz. Haydi bakalım. Abi herhalde dövdüler dedim. Yani baksana darp almış. Düştün mü diyorum. Konuşmuyor. Süper abi. Oscar'lık oynadık biz. Nerelisin? Abi beni burada bırakmayın. Tamam bırakmayın. Tamam, abi sen şey yapalım mı? İleride beni bekleyen biri var. Yok. Benim için sürpriz oldu. Ama inanmıştım. Hanımefendiyi görünce böyle ıssız bir yolda yani bir arabadan atılması beni çok rahatsız etti. Kızdım damada gidip bir tokat atacaktım ama kendimi zor tuttum. Ondan sonra yani sürpriz oldu. Çok güzel bir şakaydı. Evet. Ama bir dakika kola. İzin verir misiniz? Ben sizi tanımıyorum. Tamam da hocam. Ama yani jandarma var. Üstümüze geldi. Kabak bizim başımıza patladı sonuçta. Özellikle benim başıma patladı. Çünkü birisi hemen çantamın içine sokuverdi. Onlar 13 gün çantaları işte sürekli açık çantamın gezerler. Çantamın içine sokuverdi. Ben ne oldu dedim çünkü bu bir suç. Evet. Çünkü yani bu olay gerçek bir olay olsaydı hem hırsızlık olacaktı evet. Olay hem suça karışmak olacak. Sen diye arabayı al. Mağdur et. Abi ya, ne alakası var ya? Ne alakası var? Ya. Hanımefendinin anlat dedim çantasından. Hanımefendinin çantasından. Ben verdim ya. Bir taraf düşündüm ve ben aptalım yedim. Resmen yedim. ama kızı veriyor olmamız inanın beni kahretti çünkü darp görmüş bir çocuk, bir kadın. Yani düşünüyorum ne yapmalı şimdi, nasıl bir şey yapabiliriz, ne yapabiliriz diye. O sırada işte olay çıktı ortaya da rahatladım yoksa gerçekten çok kötüydüm yani. Kız darp görmüş ve ağlıyordu. Ve dedi ki beni zorla evlendirmek istiyorlar. Köye bırakın dedi, köye bırakın dedi. Ya. 3, 4, çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Ers tıraş bıçakları diye bir firmayla görüştük. Ben köseyim de. Üst keserim sakalı. Parayı yerim. Gitmezsem başı. Parayı alayım dedim. Kardeşim money talks, bullshit talks. Bütçeniz ne kardeşim? Falan diye. Ben Hakan Bey'in hayranıyım. Bir fotoğraf alabilirim. Nasıl olacak Fenerbahçe'nin durumu?
Bir daha çektirin şimdi fotoğraf. Hanımefendi bizi çekebilir mi? Bir de dik tutar mısınız? Story'e koyacağım. Tabii. Filtre yapıyorum da. Anladım. Oğlum story'ler, filtreler. Nasıl? Garip garip şeyler yapmayın. Yok abi. Lütfen gerçekten artık çok sıkıcı oluyor. Yani bir şey soracağım. Yürüyün şuradan ya. Ya. Tamam lütfen. Beyefendi. Ya tamam. Kardeşim gitsene. Hazır olun arkadaşlar. Bakın bu zamanlamanın tutması lazım. Tamam. Bir şey yok. Tamam. Bir dur ben bağırmadan. Lan bana ne? Lan! Lan! Çok aramızda. Ünlü yapımcı ve senarist Gani Müjde'yi eşi Belma Canciğer ve Ümit Erdim'in işbirliğiyle şakaladık. Ümit Erdim'in sunuculuğunu yaptığı bilgi yarışmasına eşiyle birlikte davet ettik. Tabii bilgi yarışması bilinen yarışmalardan çok farklıdır. Çok sevgili Gani Müjde için. Belma eşi olarak işbirlikçi. Yarışma sunucumuz Ümit bizimle bu şakada beraber yarışmayı sunuyorsun. Evet. Risk altında aldığı yarışma. Kadınlar ve erkekler olarak sizler Turgut ve Pınar adına yarışıyorsunuz. Yani Turgut'la Gani yarışıyor, Pınar'la da sen yarışıyorsun. Biz monitördeyiz, size de kolay gelsin. Hazırız. Teşekkürler. Buyursun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Konuğumuz Gani Müjde. Giriş yaptı arkadaşlar. Salona alalım kendisini. Bravo. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Ah talihsiz Pınar. Rakibimsiniz siz. Talihsiz Pınar. Bakalım kim talihsiz Gani'cim? Sana ne oyunlar hazırladık? Evet haydi başlayalım arkadaşlar hadi. Merhaba. Geliyorum. Harika. Kim kimin rakibi acaba? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Talihsiz kız. Çok evet. Şanslısınız yani. Kim 500 bin lira, 500'e kadar giderim. Harika. Vallahi Gani kendine çok güveniyor, söyleyeyim. Vallahi. Açık ara gideriz değil mi? Çok açık ara. Evet Ümit, yap açılışını, gir sahneye. Hanımlar, beyler, Jol TV ekranlarında yepyeni yarışmaya, bilgi yarışmasına, eğlence yarışmasına ve aynı zamanda yardım eden yarışma programı Risk Altında'ya hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Ve hepinizin yakından tanığı, benim için çok çok özel kıymeti olan değerli büyüklerim bu ilk programın konuğu oldular. Beni de kırmadılar. Onları burada misafir etmekten dolayı çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum Gani Müjde ve çok değerli eşi Belma Canciğer hanımefendi. Benim hayatımdaki yerlerini tartışmak mümkün değil. Size anlatmama gerek yok zaten. O yüzden hemen yarışmacılarımızı tanımak istiyoruz. Pınar Hanım'dan başlayalım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyiz efendim. Hoş bulduk. İlk programın ilk heyecanı. Kendini tanıt Turgut. Siz efendim Turgut Bey hoş geldiniz. Merhaba ben Turgut Özdemir. Uzun yıllar otomotiv sektöründe işletmeci olarak görev yaptıktan sonra son 10 yıldır da Türk sanat müzikisinin içerisinde bir koronun kurucusu ve başkanı olarak ne derler? Hobi anlamında. Hobi olarak. Evet, böyle müthiş. Bir uğraş içerisindeyiz. İkisi de benim alakalı olduğum ne sektörler güzel. Yine. Çalıştığım yerlerden geldi. Programımız çok basit ve çok eğlenceli. Misafirlerimizin başına hiçbir şey gelmeyecek. Bunu ben teminat altında tutuyorum. Fakat yarışmacılarımız, misafirlerimiz onlar adına bilemedikleri sorular oldukça onları bazı sürprizler bekliyor. Onu şimdiden söyleyeyim. Kırbaç falan mı var? Kırbaçtan beter edeceğiz, merak etme Gani. Size güvenmelerinde fayda var ama aynı zamanda güvenmeseler de iyi olur. Evet. Bu kadar özetleyebilirim. Belma Hanım'ın sorusuyla başlayacağım. 50 bin liranız var, tekrar hatırlatayım. Hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Hazırız. Değil mi? Çok basit.
hangisi patlıcangiller ailesinden değildir? Havuç diyelim. Havuç dedi Belma Hanım. Emin misiniz efendim? Yani emin değilim ama havuç diyorum. Hangisini diyelim? Hemen aralarında konuşuyor. Konuşabilir miyiz? Riske giriyorum ve havuç diyorum de. Girin Belma Hanım ya. Ne olacak? Havuç diyoruz. Diyoruz biz. Dedik. Evet. Dedik. Peki Belma Hanım, risk altındayız ama yine de havuç diyoruz dedi. Görelim bakalım cevabımız havuç mu? Gönder doğru cevabı. Bravo. Nasıl böyle? Biz patlamıştık yani. Biz patlamıştık. Ben patlamıştım. Gerçekten mi? Ne diyeceksin ama? İyi ki bize geldi. Patates diyecektim. Neden? Çünkü diğerlerinin hepsi bir toprak üstünde patates yer altında oluyor. Havuç da yer altında ama Gani. Yanlış mantık yani bu. İkinci sorumuz gelecek. Gani abi için gelecek. İkinci sorumuz. Ekranımızda soruyu görelim o zaman. Evet, hangisi maydanozgiller ailesinden değildir? Kereviz, yonca, anason, kimyon. Hangisi maydanozgiller ailesinden değildir? Gani abi, az önce yürüttüğün mantık çok güzeldi bence. Ben bir şey demiyorum. Güzel bir düvit. Bu hesapla da o zaman. Kereviz çıkar ki toprak altındadır. Ya kerevizciz ya keriziz. Peki. Cevap yanlış ama biz doğruymuş gibi yeşili yakalım arkadaşlar. Daha ilk sorudan korkutmayalım Gani'yi. Doğru cevap vermiş olsun. Tebrik ediyoruz. Gördüğünüz gibi tipik bir Gani Müjde mantık yürütmesi. Şimdi şu Heydi sorumuz var ya. Belma'ya gelsin. Evet Belma Hanım, sorumuz sizin için. Bir zamanların meşhur Heidi, Alplerdeki Kız çizgi filmi hangi ülke yapımıdır? Japonya diyorum. Hani o Heidi'nin ayakkabıları Hollanda'yı anımsatsa da gerçeği tabii ki Japonya'dır efendim. Müthiş bir şey ya vallahi. Belma Hanım iddialı bir şekilde Japonya cevabını verdi. Bakalım cevabı doğru mu? Biliyorum yani. Vallahi Japonya. Hatta şarkısını bile bilmiyorsun. Alalım hemen. Gani Müjde'den Haydi şarkısını alkışlarınızla dinliyoruz. La la la. Öyle bir şey. Söylesene Gani, biraz daha söylesene. Hayır. Hayır. Ya lütfen ya. Hayır. Bu kadar. Sen söyle. Teaser yaptım. Haydi. Değil. Haydi. Ne abi? Lastum Reisus'un Terry Girl. Hayır abi, o Almanca versiyonu. Orijinali değil. Turgut sen de söyle. O başka türlü bir şarkıydı. Şeyleri böyle değil. Haydi. Haydi, koşu fındık bulur. O değil miydi? Haydi gidelim, haydi gidelim. Haydi. Öyle ona bağlı. Haydi gidelim. Stüdyo delirdik arkadaşlar. Bildi ya, seviniyor tabii. Ne yapsın? Haydi. Biz çökeceğiz şimdi, belli oldu. 117 yıllık Haydi'yi de Haydi yaptık. O da iyi oldu yani. Evet, şimdi zor sorularımızdan biri gelsin. Artık başlayalım şakaya, birazcık yükselelim. Bilim insanları tarafından evrenin ortalama rengi ne olarak adlandırılmıştır? Aa, dedim abi, soğuk füzyon geliyor dedim. Bak. Astro Frappe, Cosmic Latte, Space Mocha, Universal Macchiato. Oha. Ay, tabii. Gani abi, emin olamazsanız da sevdiğiniz kahveyi söyleyin. O yine moka. Ha öyle mi? Tamam. Peki. Yani sevdiğim kahve. Doğru cevap kozmik latte olduğu için yanlış. Kırmızı yansın arkadaşlar, ilk defa. Doğru cevap verdi çünkü. Kozmik latteymiş. Kırmızı yandı ledlerimiz maalesef. Evet. Yürütemedik. Bu akşamın ilk yanlış cevabı ve aynı zamanda da ilk cezası oldu bu. Turgut Bey, sizi şöyle ortaya alalım. Buyurun. Ve bana doğru, evet bana doğru lütfen. Böyle ortaya doğru. Evet, gir bakalım havuza Turgut. Evet, buyurun. Buyurun içine girin. Çöksün Turgut, Turgut çök, gözlerini kapat. Çiçek, Turgut abi kapa gözlerini. Allah! Lan! İyi, daha da geliyor. Bu ne? Çök abi, çök. Kıpırdama abi. Ay! Evet. Evet. Bu ne bu? Çok acıklıymış ya. Çok güzel. Bence çok güzeldi. Evet. Neyse, kendime geldim. Evet. İki kova buzlu sizin cezanız Turgut abicim. Öyle mi? Buyursunlar. Geçmiş olsun. Orada siz kendi kendinize ısının. Al Gani.
sarılarak ısıtsam acaba Turgut'u? Evet. Artık sırada sizin sorunuz var. Hanımlar, hazırsak ekranımıza rica edelim Belma Hanım'ın sorusunu. Soğuk Savaş yıllarında CIA adına casusluk yapması için milyonlarca dolar harcanan ancak ilk görevinde araba altında kalarak ölen hayvan türü hangisidir? Cevap kedi. Biliyorsun zaten ama şey de. De ki daha inanmıyorum, daha yeni bunun belgeselini izlemiştim. Ya ben bunu izledim biliyor musun? Belgeselini izledim ama şimdi aklıma gelmiyor. Maymun ve kuşu eliyorum zaten. Yani ben kediyle köpek arasında kaldım. Çünkü çok net hatırlayamıyorum. Şöyle yapalım. Yoksa izledim ben bunu yani. Biliyorum. Belma Hanım maymun ve kuşu eledi. Doğru muydu doğrudur, sizin? Doğrudur. Doğruymuş. Peki Gani abi de aynı fikirdeymiş. Evet, şimdi emin oldum. Çünkü torpil aldık yani oradan. Şimdi artık eminim. Buldum. Söylüyorum. Peki. Okey. Kedi diyorum. Kedi mi? Kedi. Gel. Evet. Peki. Bakalım. Gani abi sizce? Ben olsam köpek derdim. Yakalım yeşili. Vallahi. Tebrik ediyoruz Belma Hanım ve Pınar Hanım'ı. Gerçekten. Bravo ya. Yani. Şimdi Gani'ye zor sorulardan biri daha gelsin. Hazırsak sorumuzu rica edelim. Karaya vuran balina, yunus gibi canlılar en çok hangi sebepten ölmektedirler? Yani böbrek yetmezliği olmaz. Emin misiniz diye sorsana Turgut. Gani Bey, emin misiniz? Yani bu sefer inşallah doğru cevap verirsiniz. Ben artık burada... Turgut, gizlice kulağına söylemeye çalışsana. Karaya vurduğuna göre... Yani zaten bir arızadan dolayı karaya doğru gidiyor. Felç. Şimdi bir dakika bak. Mantık yok, ben yürütüyorum. Bir şey yapmadım. Mantık yürütüyorum. Felç diyorum. O yüzden evet. Sonun yetmezli olamaz. Belma Hanımcığım, bununla ilgili de bir belgesel izlediniz mi acaba? Ya belgeselleri ben izliyorum evde. O dizi izler daha çok. Niye ben bilemiyorum anlamadım. Abi bir tane izlemiş, onu da doğru bildi. Evet vallahi süper ya. Belma Hanımcığım. Belma, benim bir fikrim var. Susuz kaldıkları için böbrek yetmezliği olabilirdi. Yani benim bir fikrim var aslında. Çünkü mantık olarak susuz kaldıkları için böbrek yetmezliği diyorum ben. Ya ben olsam öyle derdim. Görelim cevabımızı. Bakalım Gani Müjde doğru cevap verdi mi? Hayda. Ya. Felç geçireceğim şimdi. Ya. Peki. Keşke bizim sorumuz olsaydı. Ama bilmem şey normal çok... yani. Ben asla hiçbir şekilde çok uzaktan güzel yakından... mantık yürüttü ama. Süper mantık yürüttü. Yalnız acaba Belma Hanım'la mı yarışsaydım diye de düşünmüyorum değil yani. De Turgut, evet. Oo, inanmış. Vallahi evet. Açıkçası ben şimdi bu yarışmacıdan da müşteki olmaya başladım. Evet. Onu da söyleyeyim yani. Aklı acaba adam. Diyorum diğer tarafta mı yer alsam, Belma Hanım'la mı yarışsaydım değişelim. Diye. Ya ben o bilmiyorum. Böyle baksana 10 soruda 2 tane... Şaka yapıyorum de şaka. Olmaz ki böyle. Yok şaka yapıyorum canım abi. Biz ve Turgut abicim... tekrar seni havuzun yine içine... Buraya. Neyse bu sefer soğumayacak herhalde. Gözlerini açmamanı rica ediyorum. Ben yine Gani abinin yanında yerimi alayım. Ümit, hayır de bu seferki tatlı bir sürprizde. Turgut abicim çok tatlı bir sürprizimiz tatlı. Var sizin için. Aman, bekletiyoruz aman. Sizi biraz daha. Tatlı. Öylelikle durun lütfen. Öylelikle durun lütfen. Tamam. Ne oldu ya? Allah! Arkadaşlar o ne, vurun dedik öldürdünüz, yavaş biraz. Bari yemek yedim bari. Tamam. Tamam. Gel abi yardım et. Ya deminki de böyle olsaydı ya. Gel abicim gel. Acımadı değil mi? Ümit. Bu sefer Belma'nın bilemeyeceği bir soru geliyor. Bence de. Hanımlar da cezaya hazırlansın gibi şeyler söyle. Yani sorunun zorluğundan eminsin. Hanımlar beyler, risk altında tüm hızıyla devam ediyor. Sırada hanımların sorusu var. Biraz böyle ters köşe yapıyoruz. Ve o yüzden sırada Belma Hanım'a bir ipucu vereyim. Futbolla alakalı bir soru gelecek. Yani hanımların da bilmiyorum Gani abi biraz acımasız olmayayım ama biraz hani bir kaybettiklerini görsek ara ara diyorum artık. Yok görmesek sanki. Görmesek. Değil mi? Görmesek. Yani. Soru şu ya, Şili milli takımını kim çalıştırıyor? Mesela yani evet artık. Ama benim hazırsak... bugün şansım benden yana sanki. Peki. Bilirim belki. Belma Hanımların sorusu geliyor efendim, hazırsak ekranlarımızda görelim.
aşağıdaki futbolculardan hangisi New York Cosmos takımında oynamamıştır? Pele, Maradona, Yasin Özdenak, Beckenbauer diye bir şık var. Gani abi sizce bilebilir mi? Ben bile zorlanırım. Ben bile zorlanırım, evet. Gani Müjde'nin zorlandığı bir soru şu anda Belma Hanım'ın karşısında. Belma Hanım bunu da bir belgeselde izledi mi birazdan göreceğiz. Maradona diyorum. Evet. Cevabı kilitledik Gani abi. Sizden yorum alabiliriz. Maradona da o. Ben Pele gibi hatırlıyorum. Pele oynamadı derdim yani. Peki. Belma Hanım Maradona dedi. Görelim cevabımızı. Yakalım yeşili. Acayip ya. Şey diyeceğim. Bu kadarı biraz yani, acayip oluyor artık. Maradona en havalı isim olduğu için onu söyledim açıkçası. Bu muydu Belma Hanım? Gerçekten bu muydu? İnanılmaz ya. Vallahi var. Harika ya. Şimdi Gani'nin zor sorusuna gelsin bakalım. Sıra. Evet. Aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkçe'ye Rusça'dan geçmiştir? Kalorifer, sandalye, tribüşon, semaver. Bak, Türkiye'nin en usta yazarlarından biri stüdyomuzda. Böyle bir insana böyle bir soru sorarak bence Turgut abiye küçük bir iyilik yaptık artık. Artık niye? Yok ya işte değil. Durma abi. Çok zor bu da. Gani abi lütfen yapma. Yani, rezini seveyim. Hangisi Rusça'ya benziyor Allah aşkına? Semaver gibi geliyor kusura bakma. Kusura bakma. Kusura bakma. Bir görelim bakalım ne olacak. Fikrini çelmek lazım Turgut. Sen karış biraz. Belma sen abi, de. Abi keşke sandalye deseydin. Ben mesela... Bence sandalye deseydin ya. Daha ben, içmedir. Ben bir noktaya kadar size katıldım ama... yani biraz bana da şey geldi. Sandalye gibi geldi. Sen sandalye mi dedin? Değiştir. Semaver dedin. Değiştirebilirsiniz aslında. Değiştirebiliriz. Değiştirme hakkımı istiyorsunuz. Ya ben inisiyatif yani. Alırım eminseniz. Ama ceza gelirse karışmam. Ya... Ben inisiyatif alırım. Risk altındayız ya. Bir risk alsak mı? Tabii programın formatına da uysun. Hadi alsın riski sandalye desin o zaman. Tamam peki, sandalye diyelim. Peki ben nihai cevabı Gani Müjde'den aldım. Gani Müjde risk altındayız dedi. Risk alacağız dedi. Ben de inisiyatif alıyorum. Sandalyeyi işaretledik. Evet, göreceğiz bakalım. Cevabı bakalım. Turgut abi pişman olacak mı? Büyük pişman olacak hem de. Yakalım cevabı. Yakalım lütfen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya belgeselde seyrettim dedim. Evet. Ve Turgut abiyi. Evet. Ben hak ettim Gani Bey. Evet. Ne de tamam hak ettim ben. Çünkü daha Turgut yeni abicim. İzledim hem de. Bir ay önce izledim. Semaver. Turgut abicim bak. Yani şuradan da döndürdün ya Turgut abi. Yani. Neden? Ne kadar doğru ateş etmişsin. Doğru evet yere Semaver. Şey. Ama bak itiraf edeyim. Ben de bir sandalyeye gittim. Peki şu anki cezadan sonra isteseniz de konuşamayacaksınız de. Şey Turgut'a. Evet, Turgut ya, abicim zaten... bir ipucu vereyim. Şu anki cezadan sonra zaten isteseniz de konuşamayacaksınız. Evet, yani sıradaki cezamızı... Eyvah, ağzımı evet, bantlayacaksın. Arkadaşlar, sıradaki cezamızı... Evet. Evet, havuz yok. Bu sefer ortalığı çok pislettiğim için havuz istemedim. Hı-hı. Ve arkadaşlarımızdan Turgut abiye... Gözünü kapatayım yine. Gel abi yanıma gel. Kapat yanıma gel. Kapat gelin. Gel şey yap. Gördü zaten. Gel abi yanıma. Yok, vallahi gel, görmedim. Gel abi gel olsun. Şey yok. Yiyecek ya. Görmek de istemiyorum açıkçası. Ver mi o? Uy. Biberi yedikten sonra... Allah'ım neydi günahım şarkısını söyle bize. Bir kopya vereyim mi? Uçlarından ye. Bir şey diyeceğim ben de. Sivri taraflarından doğru. Ye. O zaman, çok mantıklı. O zaman daha oha. Bak çok özür dilerim. Şey desene Turgut bir tane de ortağıma yedirebilir miyim de. Allah, çok mu acı? Bir tane de ortağıma yani Pınar Hanım'a yedirebilir miyim? Acı beynine mi vurdu Turgut'cum? Senin ortağın Gani. Ne yaptın? İyi, wow, çok güzel, çok güzel. Sandalye dedi o. Gani abi sizin ortağınız. İkram bunca cezayı siz çektirdiniz bana. Ama ben ne diyorum ki? Rica ederim. Ne güzel bak. Gani abi bir parça alır mısınız? Yok Allah'ım. Ne oldu? Seni bakın biz abi. Götürüyoruz ama. Valla ben semaver dedim. Cesaretle götürüyorum ben. Teşekkürler. Birazdan ne biçim dumanlar çıkacak. Evet, Turgut abiye bir sürece. Oh. Süper, hayran. Ben de ucundan ısırdım hocam. Gerçekten acı. Pastanın üstüne acı. Bari tam tersi olsaydı. Evet, şimdi Belma'ya trafik cezaları ile ilgili soru geliyor. Evet, risk altında devam ediyor hazırsak. Belma Hanım'ın sorusu geliyor. Trafik cezaları araç sürücüsünün geliriyle orantılı olan ülke hangisidir? Finlandiya diyorum. Finlandiya diyorsunuz. Finlandiya diyorum. Finlandiya dedi. Cevabı kilitledik. Görelim cevabımızı.
Olması gereken Finlandiya dedim ama. Ben kontra giderim. Gani abi mantık yürütürken. Hanımlar şu ana kadar hatasız gidiyorlar. Yani hanımların evet, altında şu an eziliyoruz. Kafamıza kafamıza vuruyorlar. Evet. Evet. Hani ben de arada böyle kadem bir yanlıyorum erkek tarafına ama ben de kurtaramadım. Mümkün değil. Risk altında devam ediyor. Sırada Gani Müjde'nin sorusu var. Görelim Gani abi ne mantık yürütecek acaba? Senin sayende şeklinde kullandığımız Farsça kökenli saye kelimesi ne anlamına gelmektedir? Senin sayende evet ilk senin yardımınla demek. Senin sayende senin yardımınla demek. Yardım cevabını verdi yine çok güzel bir mantık yürüttü cevabı kilitledik. Ve Belma Hanım'dan bir cevap bekleyeceğim. Katılıyor musunuz efendim eşinize? Hayır katılmıyorum. Yani sayen gölgen sayende gölgen senin gölgen. Gölge demek çok daha mantıklı. Görelim bakalım cevap doğru mu? Belma cevap gölge çıkacak. Siz yine bildik diye sevinin. Çıldırın sevinçten. Gölge. Bildim. Bir şey diyeceğim. Kaçta kaç oldu? Hepsini bildi neredeyse. Belma Hanım 8'de 8 yaptı Demet. Ama dedim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Yani. Galiba 8. sorudayız ve... Çok sağ olun. Belma Hanım %100 hepsini. %100 bildi. Ay Belma. Soruları verdiniz mi? Doğru asla. Evet. Bu cezayı da görelim. Sonrasında da ben geliyorum zaten artık. Yarışmamız buraya kadar idi. Ve Turgut Bey'i yanıma ya alacağım. Ne bitmez çilem var. Turgut Bey buyursunlar. Bravo. Buyursunlar. Bakayım. Abi müthiş. 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 Oo çok güzel. Sen dök Ümit. Ver abi hadi. Hadi hayırlı evet. Olsun. Evet ceza ekibimizden rica ediyoruz. Turgut abiye cezalandıracaklar şimdi. Unlu, evet, hiç kıpırdama Turgut abi. Unlu mamuller oldu. Hiç kıpırdama Turgut abi. Müthiş oldu, bence müthiş oldu. Unlu mamuller. Şey de ki Ümit, sizin masa çok başarısız olduğu için size bir joker hakkı vereceğim. Hazır olun be. Jokeriniz olarak ben geliyorum. Turgut abi. Bak hiç kıpırdama. Sizin masa çok başarısız olduğu için size yani Gani abi özür dilerim tenzih ediyorum. Hep Turgut abi yüzünden. Cezaları aldı ya ona evet, yüklenelim. Yazık ona. Şimdi çok fazla kaybettiğiniz için ceza aldığınız için ben size inisiyatif kullanıp joker armağan ediyorum. Joker'i rica edebilir miyim efendim? Hamur ve oklava geliyor. Evet değil mi üstüne pide yapacağız Turgut abi. Yapacağız. Bu iyi bir şey olarak. Evet gerçekten. Joker'imiz geliyor. Çok tatlıydın. Joker'im benim kardeşim. Sarı Joker'im. Ben Belma'yı kurtuldum. 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 Gel gel şuraya ya. Bu şakamız evet sanaydı Gani'cim. Evet ya. Evet. İşbirlikçiniz. Evet. Belma her şey. Bu yaptığımız en tatlı ama Turgut Bey'e de en haşin cezaların uygulandığı bir şakaydı. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Ben de müjdeyi almış olurum. Şakalandım. Ama benim de size bir şakam var. Ben Gani Müjde değilim. Uy uy uy. Yarışmayı burada terk edebiliyor muyum? Hayır maalesef. Bakıyorum sorularda bir tuhaflık var ama. Hayda. Ya ya. Felç geçireceğim şimdi. Ya ben zorlanıyorum da akıl yürütmeyle falan. Öbür taraf her şeyi biliyor. Ya belgeselleri ben izliyorum evde. O dizi izler daha çok. Niye ben bilemiyorum anlamadım. Çok eğlenceliydi ama çok profesyonelceydi. İtiraf edeyim ki hakikaten hiçbir noktasında bir şaka programı içinde olduğumu anlamadım. Çok ilginç. Sonunda Demet'i görünce anladım ki bir şakalandık. Çok tatlıydın ama çok erimlerim ben. Çok çok aramızda ama ben bu kadar tabii şey değilim ya. Saf değilim. Çok aramızda, çok aramızda. Çok aramızda. Bu sefer şaka ekibimize yakalanan ünlümüz Hakan Ural oldu. Yeni bir markanın reklam görüşmesi için çağırdığımız Hakan Ural'ın başı hayranlarının yarattığı sorunlar yüzünden belaya girer. Bakalım bu durumdan kendisini nasıl kurtaracak?
da misafirimiz Hakan Ural. Ne yapıyoruz? Anlatın bakalım. Siz reklam görüşmesine geliyor sizinle. Tıraş bıçağı reklamı. Tıraş bıçağı reklamı. Neydi reklam markanın adı? Ers ciletleri. Ers ciletleri. Tamam. Siz güzel güzel sohbet ediyorsunuz Hakan Ural'la. Daha sonra bu arkadaşlarımız geliyorlar. Önce Rasim geliyor. Rasim geliyorsun. Evet. Önce tek başına geliyorsun. Sen Can'la didişiyorsun. Fakat benim istediğim şey burada timing çok önemli ve bunu geri yani hiçbir şakayı geri alamıyoruz da bu iyice zor bir durum. Biliyorsunuz şeker cam patlayacak. O yüzden timingin çok iyi olması lazım. Olaylar böyle arkadaşlar. Umarım sonu tatlıya bağlanır her zamanki gibi. Rejim masasındayım. Kolay gelsin. Arkadaşlar Hakan Ural giriş yaptı. Hemen karşılayalım ve masaya alalım. Hakan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Çok sıcak değil mi? Merhabalar. Zeydan Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Şöyle alayım sizi. Merhaba, ne ya? Bugün ekstra bir sıcak var ama. Evet ya. İkimiz değil artık sıcak. Nasılsınız? İyiyim valla, siz iyisiniz. Programdan çıktınız tabii. Size soğuk bir şeyler söyleyeyim mi? Soda içeyim vallahi. Soda. Tamam. Sen Selim'cim istiyorsan tamam. Bir daha şunu içer. Ne burası ya? Restoran mı? Kafe mi? Burası akşamları performans oluyor sahnede. Herkes hazır olsun. Daha da önemlisi çok dikkatli olsun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ne alırsın Serkan Bey? Soda alayım ben çünkü. Yalandan şeye bakayım mı? Niye de bileyim yani. Ya ben zaten sipariş verdim. Zaten bir sürü soğuk içecek. İncecik böyle. Bir soda. Başka bir şey yok herhalde. Ben teşekkür ederim. Kahve menüyü içiyorum. Bırakayım. Tamam, öyle yapalım. Tamam, güzel. Ceyda, hemen başla muhabbete. Program nasıl gidiyor, nasılsınız? İyi misiniz, hoş beş? Program nasıl geçti? Program? Yani çok haralı. Memleketteki bizim her gün bir aksiyon olduğu için. Tabii. Yani bitmiyor. Bitmiyor ne yazık ki, evet. Bir açıdan şans. Böyle götürüyorsun değil mi babacığım? Sıkılmıyorsun. Sen de şaşırarak her şeyi takip ediyor oluyorsun. Tabii. İşin gereği. Bu kadar yoğun gündemin içinde bir de magazin konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Hepsi bir arada oluyor falan filan. Biraz açalım. Yani oradan çıkınca bu mevzulara... Tabii arada magazin konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani. Hepsini birleştiriyorsunuz. Zaten programınızın güzelliği orada. Yani bütün konuları birleştirip magazinle aynen. Beraber. Bir de ben programı şundan dolayı da seviyorum. Biraz önce Selim'le de onu konuşuyorduk. Yani o kadar dürüst samimisiniz ki Seda Hanım'la beraber. Evet. Bizim program nasıl başlıyor, nasıl bitiyor bilmiyorum. Yani sorduğunuz sorular, yönelttiğiniz o... Bir de Seda benim şansım tabii yani. Komik o. Evet, evet. Siz biraz daha hani hem komik ama hem ciddi taraf. Yani dengelemeye çalışıyorsun. Tabii değil mi? Kendilerini bırakırsan. Şey adliyede alırız yani. Maazallah. Siz de keyif alıyorsunuz ama programdan bence. O çok yansımıyor mu? Ben sevmediğim bir şey yapmam. Yapmazsınız değil mi? Ya o dürüstlük geçiyor zaten. Herhalde. Belli, çok belli. Tabii aynen yani. Yalnız burası bayağı keyifli bir yermiş. Çok, yeşilliği falan çok güzel değil mi? Böyle yeşil yerler çok az kaldığı için burası hakikaten evet. Nefes alınacak bir yer gibi. Benim de aradığım şey demiş, yeşili salata da görüyoruz. Ancak değil mi? Gerçekten bu kadar betonlaşma varken o yüzden burada görüşme yapmak istedik biz de sizinle. İyi yaptım. Tamam, şimdi reklam konusuna geçelim. Hakan Ural için yapılan araştırmadan bahsedelim. Biraz ufak ufak işimize dönelim. Ben şimdi çok kısa bir hemen bir giriş yapayım istiyorsanız. Evet. Biz şimdi reklam firması olarak bir Ers
tıraş bıçakları diye bir firmayla görüştük. Ben köseyim de. Yok, bakımlı olduğunuz için. Biz anket yaptık. Ay. Firmada sizi istiyor zaten. Sürekleri zaten hani böyle düzgün. Parayı bulduk. Kadın hayranlarının yanı sıra erkek hayranları da var. Futbolla düşkünlüğüyle de biliniyor. Biraz ondan da bahsedelim Ceyda. Yani tam öyle bir bakımdan dolayı kadın hayranlarınızı yası erkek hayranlarınız da çok olduğu için. Daha genç jenerasyon için yeni keşfedilmiş bir evet. Özellikle futbol severler zaten. Evet. Yaptığımız ankette de 25-55 yaş arasında zaten hep erkek oylamasında siz çıktınız. Vay be. Firma da sizi istedi. Hem görünüşünüzden dolayı. Evet, ya örnek alıyorlar herhalde. Evet. İşte programda da dediğim gibi böyle çok dobra dürüst olduğunuz için. O yüzden... Dürüst keserim sakalı. Değiştirebiliriz aslında değil mi böyle? Dürüst keserim. Dürüst keserim sakalı. Dürüst keserim sakalı. Tamam. E tabii. Bir de Mustafa Keser vardı biliyorsunuz. Efsanedir ya. O da erkeklerin idol olmak da tabii şikayetçi değilsiniz siz de tabii değil mi? Kadınların ilgisine çok alıştığınız için bu erkeklerin sizin idol olarak görmeleri de... Kötüsü iyisi olmaz. Hani reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorlar. O yüzden de evet. Firma özellikle zaten sizi istedi. Biz de hem bu son dönemde sizin bu programla ilgili çıkış yapmanız hem yıllardır olan bu dürüstlüğünüz, samimiyetiniz. Ay. Biz de dedik ki evet ankette de sonuçlar öyle çıkınca tıraş bıçağıyla ilgili sizinle görüşmek istedik. Hayırlısı olsun. Paraya yiyelim. Öyle de bir yaklaşım. Bu kadar da dürüstüm. Dürüstlük sonuna kadar. Yani. Zaten hem televizyon hem internet olacak mecramız. YouTube videolarını konuşabiliriz. Onlardan biraz bahsedelim. Oğluyla birlikte çektiği videolar bayağı izleniyor. Ağustos sonu gibi falan düşünüyoruz çekimleri. Yani şöyle bir şey var. Tabii ki duruma göre değişecek. Ne var? Eylül başı, Ağustos sonu, Eylül başı. Bu arada oğlunuzla yaptığınız videolar da YouTube'da çok fazla izleniyor. İzliyor insanlar, beğeniyor. Böyle şey bizim... Oğlumun içinden başka bir şey çıktı yani. Değil mi maşallah? Ben de şaşırıyorum. E tabi baba hem oyuncu hem sporcu hem belli yani size de çekmiş. Aynen, ben de yani o anlamda keyif almaya başladım. Önce hani bunları kırmayalım etmeyelim diyorduk ama şimdi benim de hoşuma gitmeye başladı. Orada farklı bir kitle var. Evet. Değil mi? Televizyon izleyicisiyle ilgili orada daha genç, daha dinamik değil mi böyle? İşte tabii ki de onu eğlenceyi istiyorlar. Eğlenceyi seven tabii, falan tabii, tabii. Bir kitle var. Ceyda şey desene, oğlunuz da yakışıklılığını sizden mi almış? Benzetiyor musunuz kendinizi mesela? Yakışıklılığı da sizden almış Engin de zaten ama aynı zamanda şey yapmadığı spor yok sanırım. Değil ne mi? Yapmadı? Yapmadığı spor yok sanırım zaten değil o mi? O yapar tabii. Değil mi? Tabii. Sizin benziyor peki sizce? Ben size benzetiyorum. Değişik o yani. Ben hal taburları benzer ama. Konuşması daha, falan değil daha mi? Daha şey o. Böyle şekilci gibi sanki. Yani şekilcilikten mi? Kastım daha gelişmiş bir model. Hani arabaların yeni kasaları çıkıyor ya. Hı-hı. Şimdi ben eski kasa. Bu yeni model olunca teknolojik olarak daha donanımlı olanı. Yani. Ha, anladım. Evet, güzel benzetme bu. Eski kasa, yeni kasa Hakan. Yani. Güzel benzetme, değişik oldu hakikaten. Aynen. Güzel benzetme oldu. İşte o yüzden de biz size böyle bir ilginç bir sloganla başlatıyoruz. Neymiş i̇şte erkeklerin şanına yakışır şekilde ers jiletleri. Ers. Erkekliğin şanında var. Şanında var çünkü. Slogan şu anda bu ama değişebilir. İkinci, üçüncü de var ama bizim aslında ne evet. Aklımızda da şöyle bir şey var, lafını kestim. Yani tam böyle ayna karşısında siz tamamen tıraş olurken ve küçük bir mırıldanma şarkı falan olabilir mırıl, isterseniz. Mırıl. Çünkü yani bunu yaparsanız firma zaten uçacak çünkü hayranlar size. Kardeşim money talks, bullshit talks. Ona bir şey, senaryo yazımında biraz oyuncu ön plana alacak. Oyuncudan alınan döneler doğrultusunda bir senaryo yazılabilir. Hani hazır bir slogan şu anda yok. Evet, ne oluyor? Bütçeniz ne kardeşim? Şimdi şöyle ki, siz tabii ki bir menajer yok arada da. Direkt yok. Sizinle görüşüyoruz. Menajer benim o şeyde Yüzüklerin Efendisi'nde iki tane adam var ya yaşıyorum. Menajere dönüşürüm. Evet zaten bu para konuları hep oralara geliyor. Bir de menajer oldum şimdi. O zaman, evet Hakan Bey'in hakları falan. O zaman Hakan Bey şöyle söyleyelim. TV artı internet olacak. Evet Rasim hazır ol. Ve ilk deneyimini uygula bakalım nasıl bir sonuç alacağız. TV'de iki hafta veya bir ay gibi bir süresi olacak. Tabii bunlar konuşulan şeyler şu anda. Tam bir netliği yok. Evet. Ama sizin bütçenizi öğrenmek isteriz öncelikle. Sonrasında biz diyaloglarımızı bunun üzerinden ilerletmek istiyoruz. Yani şöyle yıllık sözleşme de aslında yapmak istiyorlar. Çünkü yeni giriyorlar şeye. Yani devam kasaya. Olacak mı bilmiyoruz ve bu girmişten... arada. Belki birinci reklam, ikinci reklam, üçüncü reklam diye gidebiliriz. Bir için mi konuşuyoruz? Biz evet. Şu anda birinci reklam için konuşuyoruz. İnternet mi var?
İnternette var, evet. Yani aslında bütçeleri belli ama önce sizle görüşüp okeylememizi istediler. Ben aslında aldım. Belliyi ben bir duyayım. Değil mi? Ya açık açık konuşmak gerçekten var. Ya biz sizden duymak istiyoruz da sizle okeyleşir miyiz? Hani ister misiniz ya da taraf eder misiniz? Çok özür dilerim. Duyuluyorum ama... Rica ederiz. Ben Hakan Bey'in hayranıyım. Bir fotoğraf alabilirim. Dur, ayakta çekelim. Kusura bakmayın. Çekelim. Selfie, evet. Bu da moda, selfie. Normal düz moda yok. Ama diyorum ya. Siz oturun, ben yanınıza eğilip Fenerbahçe'den de bahset. Ben de Fenerbahçeliyim diye biraz ufak ufak azıcık bir iki cümle kur. Siz çeker misiniz? Böyle şey, samimi dinliyorlar. Yani, size bahsettiğim erkek ilgisi bu herhalde. Ben de Fenerbahçeliyim bu arada. Öyle mi? Eyvallah. Evet. Bu sene inşallah iyi olacağız. Bunu Acun'dan öğrendim. Ha. Böyle o böyle bir açı yapmış, her şeyi çıt çıt diye çekiyor. Evet, çok iyi ya. Eyvallah. Nasıl olacak Fenerbahçe'nin durumu? İyi olur inşallah. Daha dur bakalım. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ne düşünüyorsunuz Fenerbahçe'nin durumu? İyi olur inşallah. Şimdi böyle bir iş konuşuyor. Ha, ya kusura bakmayın. Rica ederiz, ne demek. Eyvallah kardeşim. Müsaadenizle. Rica ederiz. Yani çok hayranızım, kusura bakmayın. Ne güzel. İyi günler. İyi günler. Hoş i̇şte tam teşekkürler, bahsettiğim anket sonucunun karşılığı oldu. Yani inanılmaz bir yani şekilde. Sakallı bunu tıraş etmek lazım. Evet. Sizden sonra herhalde bu artık biliyorsunuz biraz. Yani Ceydar, şimdi biraz da nedir ürün? Üründen bahsedelim. Bu ilk film. Yani, aynen. Şu anda hiç reklamları yok. Şu anda herhangi bir dağıtımları da yok. Piyasada her şekilde bilinmiyorlar. Çıkış yapmak isteyen yeni bir firma bu. Sanırım kaynaklarına İngiltere'de bir ortaklıkları mı var? Yani İngiltere'de de ortaklıkları var. Türkiye'de yeni bir pazara giriyorlar. Oğlum şey olmasın lan bu. Şener Şen'in filminde jilet kesmiyordu, adamı dövüyorlardı. Aynen, evet. Yar bir de soğuk. Bize saldırmasın bak. Aman ürün büyüğüm bak ha. Değil mi? Ay, tabii yok. Tabii aman biz bu yaştan yok. Sonra millete... Hakan Bey... Biz ürünleri gördük birinci, Hakan Bey. Birinci sınıf. Birinci sınıf. Yani diğer jilet firmalarına zaten rakip olabilecek. Aslında ürün getirseydik çok güzel olurdu. Biz sizin okey verip vermeyeceğiniz bilemediğimiz için. Burada parçalanamış. Bir yani. De şey böyle hani. Biz evinize zaten yollarız. Pantopana hani jilet çıkarıp göstermek de bir yan. Hani şöyle bir tanışalım sizinle. Kesin konuşalım. Sizinle oturalım, konuşalım, sohbet edelim istedik. Ya ergonomik yeni bir şey üretmişler. Diğer tıraş bıçaklarına göre siz erkekler daha bilirsiniz ama hani kadın olarak ben gördüğüm kadarıyla... Ben de çok fazla bilmiyorum. Yani, evet evet. Ve dört bıçaklı ve ergonomik bir şekilde yüze oturan bir yapısı var. Evet. Onlar da bizim çocuk oynatmıştı. Unuttum, onu da Selim verecekti. Tabii bunlar söyle adım. Genere hitap eden. İşte, genele hitap edeceği için zaten piyasayı o yüzden böyle tek filmle ve çok yani, iyi bir videoyla girmek istiyorlar reklamla. Çünkü çok fazla rakipleri var ve yani, karşısındaki rakipler çok güçlü. O yüzden de açıkçası dürüst olmak gerekirse parayla ilgili, o yüzden hani bütçeyle ilgili böyle bir estek. Estek bir bütçeleri var. O yüzden de sizinle konuşmak istedik. Bütçeyle de gelemiyor. Gelemiyor aslında. Yani, dolanıyor köpek balığı gibi. Şöyle yapalım, biz sizden önce bir bütçe alalım. Ben de sizden önce bir alayım. Klasik karşılıklı. Yani çünkü öyle isterseniz olursa... İsterseniz mail üzerinden yazışabiliriz de resmi olarak. Öyle resmi dökmek isterseniz. Biz genelde öyle çalışıyoruz. Evet. Mail üzerinden dökersek daha şey olacaktır, resmi olacaktır. Valla Hakan'cığım bütçe diye ısrar ediyorsun ama o bütçe mezunu bizimkiler de o lafı savuşturuyorlar. Çünkü öyle bir reklam yok. Onu bütçeye gelince... Çevirin lafı Ceydat, doğru yapıyorsun. Biz sizinle bugün oturup konuşmak, durumu aktarmak. Böyle bir şeye sıcak bakar mısınız, oynamak ister misiniz? Isındım bak. Çünkü şu anda tüm gençler, özellikle bir sosyal medyadan bir pazar araştırması yaptık. Ve anketimiz erkekler üzerinden ilerledi. Size olan bir sempatileri var. 25-55 yaş tamamıyla size bir güven sağlıyor. 18 ne yapıyor? Onlar biraz daha... Duramıyorum. Benim onlar böyle bir beynim var. Şöyle bir şey de olur. Sizin programınızda da aynı şekilde hani bir sponsorluk falan görüşmesi de olabilir isterseniz. Çünkü anladım, bu konuda anladım. Gerçekten size ayrı bir bakıyorlar yani hayranlık açısından. Bizim için de şans oldu aslında. Bakarsanız ben de sizi TV'den seyrediyorum. Evet, dinliyorum da takip ediyorum. Gelmeden önce biraz aslında gıbetinizi yaptım anlamda. Çünkü ben o her bölümünü izliyorum. Ben arada iş olmadığı zaman işte kaytarıyor bazen ajansta. Siz beraber çalışıyorsunuz. Beraber çalışıyoruz. O yüzden de daha hakim aslında ama eyvallah. Ben de izlediğim bölümlerde gerçekten o magazin programı gibi olmuyordu. O sosyal çevreyi çok güzel tutuyordu. Güzel bir alakası yok ki. Şimdi hani bu bir de şöyle bir kafa var tabii insanlarda. Hani böyle sınıflandırma, hem sınıflandırmadan şikayetçiyiz. Evet. Evet. Hem de yaftalamayı çok seviyoruz. Yani kimsenin kimseden bir farkı yok kardeşim. Tamam da her şeyi sınıflıyorsun. Evet.
Mesela atıyorum, şimdi o herkes, yani insanlar onu aklına getirir, yani sen anlarsın. Şimdi kardeşim, magazine niye bu tepeden bakıyorsunuz anlamadım ben. Yani böyle bir absürtlük olur mu? Her işin bir kaliteli... Yapanı var mı? Yapanı var. Olanı mesela var yani. Mesela dünyada en saygın iş ne olabilir? Öğretim üyeliği. Onu da yanlış yapan var. Değil mi? Hani gençlere, evet, gelecekle ilgili hazırlanması demek. Hani önemli bir görev. Doğru. Onu da yanlış yapan var. Tabii ki de her meslek için geçerli bu. Hakan Bey. Çünkü herkes belgeseli merhaba çok özür diliyorum. Affınıza sığınarak. Arkadaşım da gördü. Çok şey yaptı hani. Ya, bir fotoğraf alabilir miyim? Takip ediyorum. Hatta ya, hanımefendi bizi çekebilir mi? Oğlum demin selfie aldım. Evet ya, çekerim ben. Ama arkadaşla da beraber şey yapalım ya. İyi ya. Siz oturun isterseniz biz yanınıza böyle çökelim. Yok böyle alalım. Yani mevzumuz bölünmesin. Evet, biz iş görüşmesi ama yapıyorduk da. Abi, bir buradan alayım, senin telefondan da alırız. Tamam. Çekiyorum. Tamam, oradan çekerken çekiyorum. Çekiyorum, tamam. 3, 2, 1. Rasim, biraz uzaktan çekin de. Bir tık uzaktan da olabilir misin? Bir tık uzaktan. Şöyle. Dikey çeker misiniz? Story'e koyacağım de Rasim. Bir de dik tutar mısınız? Story'e koyacağım. Tabii. Filtre yapıyorum da. Anladım. Öyle oğlum, story'ler, filtreler. Tamam, sanırım yeterli. Bir tane bundan da alabilir miyim ben? İkimizde mi? Yani ben de paylaşayım şimdi. İzlik'ten geldim. Tamam. Arkadaşlarımdan göster. Çok mutlu oldum sizi gördüğüm için. Oturun isterseniz, ben yardım. Bir de şu masayı da alayım mı böyle genişten? Tamam, hadi. Şu burayı almadı. Şu. Özür diliyorum. Tamam. Özür diliyorum. Ama şey yapma çok. Tamam. Ya biz almazsınız. Biz almazsınız. Ya şuradan çeksene. Özür diliyorum. Şuradan çek abi. Normal oğlum bir şey. Ceylan Hanım. Bir tane de story için alacağım. Evet. Oğlum bunu story'e koy. Şimdi çekiyoruz ya. Efsane evet. Bir tane çek de abi, sağlama. Tamam mı? Bir şey diyeceğim. Şimdi arkadaşım şey yapıyor. Body yapıyor, vücut yapıyor. Ona bir iki söyleyeceğiniz bir şey, kendisi çok çekingen de soramıyor. Kafamı yapıyorsunuz lan ben. Bir şey soracağım. Yok bir şey var. Evet, küçük bir görüşme değil ben. Abi ağır bas, bu protein ye. Tamam. Beyefendi, ben telefonunuzu... Yazalım mı bunu? Şöyle ağır yapalım mı? Biz bir görüşme değil. Hakan Bey de çok rahatsız ediyoruz. Ama Hakan Bey rahatsız olmuyor. Siz niye rahatsız oluyorsunuz ki? Yani sanatçı insanlar böyle alışıktırlar yani. Sen boşuna otur, ben veririm. Sen otur. Vallahi sabrına hayran kaldık Hakan Ural'ın. Sevenlerine karşı sevgisi, saygısı son derece nazik ve profesyonelce, evet. Rasim sana bile kızmadı yani. Bak ne diyeceksin, sen ne istiyorsun? Ya ben izlikten vücut geldim yapıyor. Çok gerçekten severek iş görüşüyor burada. Ama ben senin de soruna cevap vereyim. Az kilo çok tekrar, protein, et yiyorsun, yumurta yiyorsun, eyvallah. Tamam mı? Bak az kilo çek de oturur. Tabii. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür abi ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eyvallah. Oğlum var ya, hemen hikaye. Sürekli böyle mi? Nasıl? Hakan Bey sürekli böyle mi dışarıda? Ya yok aslında. Çocuklar heyecanlı bunlar. Aha. Genelde. Siz rahatsız oluyorsunuz sandım. Kusura bakmayın. Ben o yüzden kalktım ya. Ben şey yapmak istemedim. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Kur'an çarpsın. Allah bir kere insanı sevenin eksikliğini vermesin. Bu şımarıklığını yapmamak lazım. Tabii ki de, kesinlikle. Ama yani şimdi bu işin olumlu tarafı. Ama evde oturuyorsun, çocuğun bile fazla sululuk yapsa, evladın yani. Evet. Değil mi hani? Boş ver sanatı, şöhreti bırak. Eşin, evindeki kardeşin, anan baban bile fazla sulu olsa, oğlum bir dur derler. Evet, evet. Yani her şeyin fazlası zarar. Ama kendini bilmeyen insan da çok fazla geliyordu böyle. Bana bir dalga geçiyorlar ya. Bana gelmedi ya. Ay iyi. Bana pek de bunlar heyecanlı biraz herhalde. Çocuklar, bir izlik mi dedim, izlik mi dedim, böyle bir şey. Ya bir peçete alabilir miyim? Bir de sade Türk kahvesi rica ederim. Ha, biz de sormadık. İzlikten mi? İzlik mi dedim, izlik mi dedim. Anlamadım ben bir şey. İzi anladım ama. Ben de sadece başını yakalayabildim böyle. Bir izledim ama. Nick ve mit. Acaba. Orayı mit duyunca evet, biz hazır ola geçelim hemen. Böyle başınıza kötü hiç bir olay geldi mi? Böyle hayranlarla ilgili. Yok, hiç yollar mı? Ben mesela bazen duyuyorum, bazı birkaç tane ünlüyle çalıştım. Mesela onlar diyor, mesela bazen yolda yürüyemiyoruz diyorlardı. Hani şapka takıyorlar, gözlük takıyorlar, öyle yürüyorlar. O şimdi bizim yaş grubunda pek olacağını zannetmiyorum. Gençler var hani bu, mesela Aleyna Tilki. Evet. Efendime söyleyeyim, kimdir mesela genç şu an popüler? Murat Boz var mesela. Murat Boz var. Çok fazla hayranı var. Cem, bilmem.
şarkıcılardan. Ya, yani mesela o gençlerin sevişi daha heyecanlı oluyor. Evet, o yüzden diyorum doğal böyle olarak yapışıyorlar. Yani. İşte zarar veriyorlar. Ne bileyim işte yani ister istemem o zarar verme değildir yaş, muhakkak da. Yok, o yaş grubu ne yapar? Çığlık atar genelde. Onu anlarsın gelişmişte. Falan diye öyle oralardan anlıyorsun. Ben şey duymuştum. Bizim yaş grubu abi genelde daha nezaketli gelir. Çok pardon diye böyle hani. Evet çocuklar, hazırsanız Rasim ve Can. Bir daha gelin bakalım. Ama o ilgi de sizin gibi yani birçok sanatçı terbiye edip egosunu çok güzel bir yere koyabiliyor ama koyamanlar da var. Her işte yok mu? Her işte iyi de ya var, öyle, kötü de var. Yani bizim hani bir sektörümüz üzerinde konuşmamak lazım. Ayıp olur o zaman. Ceyda tekrar geliyorlar. Ben sana Kemal'i yani garsonumuzu çağıracağın zamanı söyleyeceğim. Her işin iyi örneği de var, kötü örneği de var, öyle diyelim. Ve parayı yedim derken. Yok amma para dedim bugün. Hayır olsun. Allah rahmet eylesin. Annem der ki saçı çok olana saçına sür. Ne oldu? Ya, çıkmamış. Özür dilerim. Yine ya? Hakan Bey. Abi bak da ya şu resme bak Allah aşkına. Ben bunu nasıl paylaşayım da yani. Kapalı çıkmış gözüm yani kapalı da değil yani sımsıkı kapatmışım gözümü. Çektirmezsem sen de bir resim gözüm açık gider de. Şu fotoğrafa bakar mısınız? Yani hanımefendi bir fotoğraf çekmiş. Bilmiyorum ne iş yapıyor ama kameraman falansa. Beyefendi. Ya böyle bir fotoğraf çekme var mı? İnsan bir uyarır. Ben bunu tam... Sen ne istiyorsun? Ya ben sosyal medyaya koyacağım. Gözüm açık. Sizinle arkadaş gibi gözüktüğüm bir fotoğraf istiyorum. Ya çektiremezsem gözüm açık gider yani. Sen? Güzel. Aynı karede ben de varım abi. Evet Kemal hemen müdahale etme. Ama ayrılma oradan. Bir yandan kolluyorsun ne olup bittiğini. Orada kal ama müdahale etme. Evet, bir yardımcı şey olursanız. Şey bakın Hakan Bey de rahatsız oluyor. Bir dakika abi, bir dakika. Benim sizden bir ricam var. Eyvallah, anlıyorum ben sizi. Son bir defa daha. Hı. Net emin olacağınız bir şekilde bak. Çekelim fotoğrafı. Hı hı. Sizden rica ediyorum. Hı hı. Anladınız mı? Çektikten sonra da siz fotoğrafınızı kontrol edin. Tamamsa artık... Emin olalım, bırakın. Evet artık. Tamam. Hakikaten... Şey... Neyse, tamam. Çok naziksiz şey. Siz yormayalım isterseniz siz, gerçekten. Yok, yok, yani bir biz saniye, hallederiz yok bunu. Hemen siz ayağa kalkınca çok yakışıklı çıkıyorsunuz. Siz otursanız biz yanınızda tamam, böyle gel, cüce kaldık. Estağfurullah, gel kardeşim. Şu gel, hanımefendi bu yalnız sefer... Tamam, tamam. Hani tamam, biraz tamam, dikkat ederseniz böyle başınızdan savmayın da. Yok sen bu tarafa şu. Ahmet Bey. Şey eğil. Açın. Yok, onu kontrol edeceğiz. Ya benim çekerken şey yapıyor. Tamam mı sence? Ha, bak. Yan, bir de yan çekiyor muyum? Yok artık oğlum yan. Tamam bir tane yan şey, Instagram'a yüklenmiyor. Bir tane yan çeker misin? Tamam bir tane şey yan çeker. Rasim böyle kaldırmayın Hakan Ural'ı. Yanına çökün meleklerin gibi çıkalım diye. Bu Instagram'ınız story'niz ayrı. Tam size şeyden bahsediyorum. Şöyle eğilsene, yan, şey, çekelim. Melekleri gibi çıkalım. Tamam oldu. Lan oğlum garip garip şeyler yapmayın. Ya. Tamam. Melekleri gibi değil mi? Tamam. Tamam beyefendi. Hepsi tamam açın oldu. Gördüğünüz tamam, gibi çıktı. Yok tamam. Yeter bak, artık. Tamam. Kontrol et fotoğrafı. Güzel çıkmış mı? Kontrol etmeden ayrılmayın yanında. Tamam. Bir kontrol edeyim. Evet. Nasıl? Bir daha çektirin şimdi fotoğraf. Ya ben aslında bir tane daha isterdim. Beyefendi hadi tamam. Hadi. Evet. Hadi. Ya, tamam bir daha edelim. Tamam bak gerçekten. Hayır. Konuşmuştuk ya Kemal. Önce itme. Can diyeceksin ki itmeyin beni öyle. İtme beni öyle diyeceksin. O da itmeye devam edecek. Lütfen gerçekten artık çok sıkıcı olmaya başlıyor. Tamam. Yani bir şey soracağım. Bir şey konuşuyoruz. Bir şey soracağım. Ya yok. Ben sana bir şey yapmıyorum. Ben sana bir şey yapmıyorum. Tamam. Tamam da şurada sanatçıyla muhatap oluyoruz. Evet. Köpürtün çünkü sönerse oradaki o şey gerginlik tekrar geçemeyiz şeye. O itme mevzuna. O yüzden biraz köpürtün şimdi. Sen ya, niye böyle yapıyorsun? Abi niye böyle yapıyorsun? Abi niye böyle yapıyorsun? Abi kovuyorlar beni bak ya. Bir dakika ya. Ama bakın Hakan Bey yani. Abi bak. Abi bırak. Tamam bu kadar şey gerek yok. Tamam. Bakın arkadaşım. Biz de burada konuşuruz. Tamam. Ne sorunu? Tamam. Sorun bırak ya git. Tamam git. Çift şef garsonuza git onu çağır ya. Yani sanatçı gelmiş. Fotoğraf çekeceğiz. Sen şimdi başlat olayı. Sen, niye dokunuyorsun omuzuma, niye itiyorsun beni diye birazcık dik konuş Kemal'le.
Yürü git şuradan ya. Betan lütfen. Beyefendi. Ya tamam mı? Kardeşim gitsene. Gitsene. Ya bağırmasanıza siz de ama yani. Oğlum ne oluyor? Burada bir hanımefendi var. Tamam. Bu el kol hareketlerini ki. Neyin el kol hareketi? Ben sana el kol hareketi yapmıyorum. Ben sana el kol hareketi yapmıyorum. Tamam hadi. İkincisinde de söylüyorum. Tamam bir şey yok. Hani üçüncüsünde de söylüyoruz. Lütfen. İlk görüşme yapıyoruz burada. Tamam abi. Tamam. Ya çok özür dilerim gerçekten. Erol tamam, haklıyım. Bak, bak. Ay ne oluyor? Hadi. Ben böyle bir şey görmedim. Ben de görmedim. Mevzu ne şimdi? Mevzu ben anlayayım da. Ne oluyor? Ne oluyor? Anlamadım. Senin olmayan ne oğlum? Bana anlat. Mevzu ne? Abi bak. Mevzu bir şey yok. Ben tamam, size bir şey sormak istiyorum. Ama biz seninle fotoğraf çektik zaten. Ben tamam. Sabahtan beri seninle çalışıyorum. Yani, abi geç. Tamam, senin olmayan nedir oğlum? Onu anla. Bak kaç kişi rahatsız oldu burada? 50 kişi evet. Oturuyor. Burada 100 tamam. Tane insan var. Günah çok, ayıp. Çok özür diliyorum da hani bak, benden etrafa karşı da ayıp ediyorsunuz. Burası bir iş. Ceyda Hanım buyurun. Kaç kişi rahatsız oturun ediniz? Lütfen. Ben şunu anladım. Sorun ne? Kolumdan tutup çekiyor. O mevzu bak şimdi. Şimdi ben sizi çok beğeniyorum. Tamam. Severek istiyorum. Duruşunuzu çok tamam, beğeniyorum oğlum, da mevzu hani mevzu. Arkadaşlar da hani neden böyle yapıyorlar onu bilmiyoruz. Hani sert de bir kerameti rahatsız bir ediyorsun. Bu kadar bak, anlatmaya kardeşim. Gerek yok. Evet, Hakan lütfen gerçekten. Ya bakın size gider misiniz dedik gitmediniz ama yani. Senin mevzun bitti mi? Konum bitti mi? Sizin mevzun bitti. Tamam biz. Ama ben bir iş konuşuyorum. Evet bak, burada. Bir dakika yani. Hazır olun arkadaşlar bakın bu zamanlamanın tutması lazım. Rahatsız olmuyor sen rahatsız oluyorsun. Hadi. Tamam da. Hadi abi. Tamam abicim. Bir fotoğraf tamam. Çekince sadece. Kemal bekle. Şimdi it. Evet şimdi it. Tamam. Ne oluyor lan? Abicim ne yapıyorsunuz ya? Ya yaptınız kendi ya. Düştü ya. Bir şey yaptım yok benim ya. Ne yapıyorsun sen? Ya neyi ne yapıyorsun? Yok bir şey yok dur, ya. Dokunma. Şey çok iyi oldu. Elinize sağlık. Tamam ya. Çok iyi oldu. Elin... Bir şey yok. Can! Tamam bir şey yok. Can bir şey yok. Tamam. Bir dur lan bağırma lan. Manyak mısın? Çocuğun tamam. Ağzı patladı. Bir şey mi olmuş lan? Biri ambulans lafı etsin. Ambulans çağıralım diyeyim. Ambulans ambulans dur. Kaldırmayın abi. Kapatmışsınız lan. Bir şey söyleyeceğim. Ambulans bir şey arar mısınız? Tamam çağırıyorum. Tamam. Sen niye itiyorsun ki? Niye ittiriyorum arkadaşım tamam, ya sabahtan beri. Tamam kalkma yerden kalk bak elin ayağına. Dur. Abi kalk, tamam kalk. Ya. Oğlum bir dur lan. Hareket etme. Ya kalkma. Oğlum bir dur lan bir su bul getirin. Bir şey mi getirin? Nereye getir? Hakan bir. Kusura bakmayın. Olay ya peçete yok mu? Ellerim adam duruyor. Adam misafir geldi ya. Hakan bir sizi şöyle alalım arkadaşlar ilgilensin isterseniz. Oğlum kim ilgileniyor? Arkadaşlar Hakan'ı uyarın. Kırık cama dokunmasın. Uzaklaştırmaya çalışın oradan güya. Evet, lütfen yani cam falan var. Var. Ceyda Hanım, tamam, anlayalım mı isterseniz? Allah kahretsin. Tamam, arıyoruz. Yok, Allah arıyor ambulansı. Ambulans arıca yok. Tamam, biraz daha ağızdalaşı olsun ama sakin Kemal. Sen alttan al. Çok yükseltmeyin artık. Tamam, arayacağız. Arkadaşım sen niye bana yükseliyorsun? Abi ne yükselmesin? Camdan içeri... Yok, tamam. Seni yedin o... Seni yedin o... Ne diyorsun? Allah abi ya. Benim canımı s***. Sen bana ne... Lan! Ne diyorsun sen bana? Bir dur. Rasim abi. Seni yüzünden ol, ittirdin adamı lan. Ne diyorsun? Bu işte böyle bir insan yok mu? Normal bir adam yok, normal insan abi. Normal bir adam yok mu oğlum burada? Hani bu sen şu adama dua et. Normal bir insanınız yok mu kardeşim sizin? Hani bu işlere bir dur. Tamam abi. Hani sakin olun, sakin olun. Bir istenmeyin. Yastık yok mu şu kafamın altına koyayım? Tamam, batıyor evet, camdan. Tamam. Tamam. Ben alışıyor ter dedim. Ellerim titriyor benim de. Hayatımda böyle bir şey gördüysem Kur'an evliye açar. Oğlum biriniz bir insan burada bir normalleşecek bir şey yok. Ben nereye düştüm lan? Tamamdır biz istediğimizi aldık tamamdır. Geliyorum. Bir fotoğraf çekinecektim alt tarafı ya. Tamam abicim çekildin çekileceğin kadar. Ne çekilir? Bir sus sen bak, konuş. Sen bana ya, bak sen konuşma. Tamam dedim abi. Sen oğlum bak el kol hareketi yapma bana hayatım, lan. Rasim abi tamam abi. Şey nerede abi? Tuvalet nerede? Ambulans falan çağırdın mı? Tuvalet nerede abi? Tuvalet nerede be? Tuvalet nerede? Oğlum tuvalet yok mu lan? Hakan Bey bir fotoğraf çektirebilir miyiz sizi görünce? O kadar heyecanlandım ki kusura bakmayın. Hemen şöyle alalım. Alalım Hakan'cığım. Ya var ya. Ya Hakan Ural. Ama çok sakindin. Çok sakin.
sakindin. Ben böyle bir şey. Çok sakindin. Hayatım. Hatta dedim ki arkadaşlara, oğlum, bırakın. Oğlum ne sahtekarmışsınız lan siz de. Senin kanaman yok mu lan? Ceyda. Yok, arkadaşımız profesyonel. Merak hayır etme. Yani, bütün içi... Kanı amadı bunu ne yapayım? Hazırlıklı. Silah sesi gibi çıktı. Ben yok yok, künye var camda. Bunun itmesiyle patlamıyor cam çünkü. Nasıl terledim şu halime bak ya, su çıktı ya. Tamam evet. Çıktım. Ben en azından şöyle bir tesellim var. Ben seni çok seviyorum. Evet, teşekkür ederim. Ve saygı duyuyorum. Çok teşekkür ederim. O açıdan bana da o anlamda sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim. Ben de biraz ona güvenerek. Ama arkadaşlarım bir ağzını burnunu kırmam. Ya mantıklı. Anladın mı? Yani jidet erkek yani. Çok makul geldi yani. Bir de güzel anlattılar onu. Hiç sorgulamadım bile onu yani. Ers tıraş bıçakları diye bir firmayla görüştük. Ben köseyim ben. Arızalı bir şekilden kıllandım. Öyle tipler vardı. Bir, hani arızalı, hafiften böyle arızaya kayan bir tipi var onun. Üçte görünce zaten, üçüncü gelişinde ben onu görünce dedim eyvah dedim yani, de geçtiriz dedim yani. Son bir defa daha. Net emin olacağınız bir şekilde bak, çekelim fotoğrafı. Sonra garsonla olan muhataplığında da dengesiz davranmaya başladı. E git gel, orada dedim bir sıkıntı olacak dedim, uyandım. Buyurun işte. Tamam lütfen, beyefendi. Lütfen. Ya tamam da bu. Orada bir de ben patlayınca tövbe Allah korusun ben... Silah minat da falan böyle bir... Çünkü bir ses geldi bayağı. Acayip bir şeye dönüştü mevzu fotoğraftan yani. En son story konuşuyorduk biz. Ne oldu lan? Bir şey yok. Tamam. Bir dur lan bağırmadan. Demet Akba her şey yolunda demek oldu. O anlamları. Hani anladın mı yani? O kadar heyecanlandım ki kusura bakmayın. Hemen şöyle alalım. Alalım Hakan'cığım. Çok aramızda. Gerçekten çok aramızda. Çok çok aramızda.